Seyirciler, Ufuk Ötesi programına hoş geldiniz. Geçen hafta başladığımız Ufuk Ötesi'nde değerli yorumcu meslektaşlarımla sıcak gündemi cesur bir şekilde bilgiye, belgeye dayalı olarak ele alacağız. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi. Geçen hafta gösterdiğiniz ilgiden dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu akşam da sizlere layık bir programı aktarma imkanı buluruz. Şimdi bir yanda ekonomide reformlar yapılacak açıklaması, öte yandan ise açıklanan bütçelere göre son derece tartışmalı kaynak ayrımı. Yani özellikle sarayla ilgili kamu israfı diyebileceğimiz kamu harcamalarıyla ilgili tartışmalı planlamalar ve bütçe açıkları. Bu konuya değineceğiz. Yine bir tarafta hukuk yargı reformu denmesi, öte tarafta ise Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak İmamoğlu'na açılan soruşturma, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler karşısında sessiz kalma, hatta sokak röportajları sırasında iktidarı eleştiren vatandaşlarla ilgili olarak soruşturmalar açma ve hapse atma. Yine aynı şekilde bir tarafta bitmeyen şatafatlı yaşamlar, en son işte Kıbrıs ziyaretinde her bakanın neredeyse özel uçakla bir tırnak içinde pikniğe gitme hallerinin devam etmesi, öte yandan halka acı fatura kesilmesi, işçinin, emekçinin, sağlık çalışanının, memurun, öğretmenin, itfaiyecinin, maden işçisinin hakkını vermeme, hak ihlallerine devam etme. Ve yine bir tarafta Türkiye'nin küresel bir güç olduğundan bahsetme, öte tarafta ise Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği 7 ülke içinde sadece ve sadece Türkiye'deki iktidar yetkilileriyle görüşmeme ve bir anlamda Ankara'yı teğet geçme. İşte bu ikircikli durumların hepsini cesur bir şekilde masaya yatıracağız bu akşamki Ufuk Ötesi programında. Şimdi stüdyomuzda geçen hafta olduğu gibi biz 4 kişi aslında yorumluyoruz bu programı. Ben bugün yine moderatörlüğü üstlendim ama belki haftaya Can Bey'e devredebilirim moderatörlüğü ya da Mustafa Bey'e. Stüdyomuzda hepinizin yorumlarını çok yakından takip ettiğiniz Sayın Can Ataklı var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Karar Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Ocak'tan bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Olur. Ve Ankara stüdyomuzda değerli yorumcumuz Mustafa Balbay bizlerle. Ve bu akşamın özel konuğu olarak da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırlıyoruz Ufuk Ötesi'nde. Ben her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Ankara'ya sesleniyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar hepimize. Şimdi Mustafa Bey, ben ilk sorumu yönelteyim. Daha sonra belki siz stüdyoda da beraber olduğunuz için ikinci soruyu devam edersiniz. Erkan Baş'a yöneltirsiniz. Şimdi Sayın Baş, özellikle bu Kanal İstanbul projesi iki açıdan aslında değerlendiriliyor. Sizin de bununla ilgili açıklamalarınız var. Diğer konulara da geçeceğiz ama sıcak bir gelişme olduğu için sizin yorumunuzu özellikle almak istiyoruz. Şimdi birincisi, Kanal İstanbul'la ilgili tartışılan konu kaynak aktarımıyla ilgili meseleydi. Yani Türkiye'nin bu kadar ciddi ekonomik sorunları varken, bütçe açığı varken biz nasıl oluyor da Kanal İstanbul gibi bir projeye milyarlarca dolar kaynak aktarma kararını verebiliyoruz tartışmasıydı. Bu tartışmaya bir başka tartışma daha eklendi. Bir başka aslında kamuoyunu yakından ilgilendiren bir problem diyeceğim eklendi. Neden problem? Çünkü şimdi bu projeye devlet projesi denilerek aslında projenin bir fiil muhatabı olan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla da ilgili kaynakları, kamu kaynaklarını yanlış kullanıyor iddiasıyla bir soruşturma açıldı.
Yani Kanal İstanbul projesi sadece ekonomik açıdan değil, hukuksal boyutta da tartışılan bir proje haline geldi. Dolayısıyla sorum şudur Sayın Baş, her iki açıdan da hem ekonomik hem de hukuki olarak Kanal İstanbul projesine nasıl bakıyorsunuz? Sizce de bu bir devlet projesi mi? Sadece Türkiye'de değil aslında benzer yönelimler içerisinde olan tüm iktidarların ortak bir özelliği var. Üretim temelli ekonomi yerine rant temelli ekonomiyi geliştirmeye çalışıyorlar ve bu rantiyecilik üzerinden iktidarlarının artı değerler üretmesi ve ayakta kalması gibi bir yaklaşımları var. Bu Türkiye'de aslında AKP iktidarını bu açıdan bir laboratuvar olarak değerlendirebiliriz. Tüm dünyadaki bu uygulamayı en yoğun biçimde hayata geçiren iktidarlardan bir tanesi. Hatırlayacaksınız bir dönem önce artık bu iyice ayyuka çıkınca AKP'liler için eskiden mücahittiler şimdi müteahhit oldular diye bir değerlendirme yapılıyor. Ben buna yürekten katıldığımı söylemek durumundayım. Sonuçta mesele memleketi kalkındırmak, ülkede yoksulluğu ortadan kaldırmak, üretimi arttırmak, ülkeyi zenginleştirmek değil de iktidarın kendi beslenmesi, değil. Yandaşlarının rantta boğulması olunca dikkat edin zaten yandaş sermaye diye adlandırabileceğimiz bu iktidarın hemen etrafına kümelenen bütün sermaye gruplarının ortak özelliği yüksek yatırımlarını genellikle inşaat sektöründe yapmış olmaları. Dolayısıyla burada bir model var. Rant temelli bir ekonomik modelin uygulanışı bu. Şimdi diğer kısmı ise gerçekten hani bazen böyle söyleyince yurttaşlarımız haklı tepki gösteriyorlar. Hala şaşırıyor musunuz diye ama gerçekten hani ne yapalım? Yani insanın aklı hafızası almıyor. Bu kadar olmaz. Ya bu, ya şimdi ben iki tane seçim oldu İstanbul'da değil mi? Ekrem İmamoğlu ilk seçimi kazandı. Yok biz bunu saymayız dediler. Bir daha seçim yapıldı ve İstanbul halkı çok yüksek bir teveccühle Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak seçti. Peki bu iktidarın o zaman çılgın proje dediği Kanal İstanbul seçim öncesinin en önemli tartışma başlıklarından bir tanesi değil miydi? Tabii. Böyleydi. Yani ben mesela bir yurttaş olarak söylüyorum bunu. Seçimlerde hem iktidar tarafından haksızlığa uğradığı için hem de açıktan Kanal İstanbul'a karşı olduğu için Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun şu anda yürüttüğü faaliyet aslında bizim ona oy vermemize neden olan onu görevlendirdiğimiz bir faaliyetin devam ettirilmesinden ibarettir diye bakıyorum ve son derece doğru bir yaklaşım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Artı devam ediyorum. Ben dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu önüme gelince bir de İstanbul Milletvekili olmanın bir sorumluluğuyla dedim ki şimdi aynı suçu ben işliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin basın toplantı olanaklarını kullanarak Kanal İstanbul projesinin bir rant projesi olduğunu, iktidar tarafından kendisinin ve yandaşlarının zengin edilmesi dışında hiçbir anlamı olmadığını, halkın arazilerinin, toprağının satılması, yandaşlara peşkeş çekilmesi için geliştirilen bir proje olduğunu söyledim. Devlet projesi değil, şahsın projesi. Ama açık söylüyorum, eğer devlet projesi ise de halka düşman bir proje, devlet projesi ise de karşı çıkıyorum ya. Bundan daha doğal ne olabilir? Meselemiz şu, biz sarayda pişirilen yemekleri, sarayda pişirilen yönetim biçimini kabul etmek, onların istediği gibi biat etmek zorunda değiliz. Akıl neyi gösteriyor? Bilim neyi gösteriyor? Halkın çıkarı neyi gösteriyor? Buna bakarız. Akıl, bilim ve halkın çıkarı Kanal İstanbul projesine karşı durmayı gerektiriyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun tutumu doğrudur, yerindedir. Hatta tersini söylüyorum. Eğer bunu yapmazsa suç işler. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Eğer bu Kanal İstanbul projesine karşı aynı kararlılıkla karşı durmaya devam etmezse Ekrem İmamoğlu suç işler. Zaten duracağını söyledi. Umuyoruz. Bir de Sedef Hanım, Murat Karayalçın'la dün konuştuk da uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış bir kişi. Mevcut yasalarımızda AKP'nin getirdiği anayasa değişikliklerinde hiçbir yerinde devlet projesi diye bir kavram yok. Böyle bir kavram yok. Bu bir. İki, kamu yatırım projesi var. Ki sevgili Ocak'tan da Ataklı da bu konuları, kamu yatırımlarını hep konuştuk. Devletin genel olarak kamu yatırımı olarak adlandırdığı şu anda 3000 kadar projesi var. Bunun çok büyükleri var, orta büyükleri vesaire. Onların içinde de yok böyle proje. Şu anda mecliste görüşülen bütçede de örneğin bazen şu olur Sedef Hanım, Ankara'da hani gazeteciliğinde bir şeydir bu.
çok büyük projedir. O yıl bir şey yapamayacaksınızdır. Sembolik olarak 1 lira koyarsınız oraya. Yani dersiniz ki bu proje devam ediyor. Böyle bir proje var diye. Böyle bir hani sembolik olarak aktardıkları bir para da yok. Şu anda yani ki Murat Karayalçın çok ciddiyetle araştırdığını da söyledi. Hani iki defa konuştuk kendisiyle. Yok böyle bir şey. Ve şu anda sadece mesela İstanbul'un bir iki tane yolunu işte Kanal İstanbul'un yan yolu diye ama öyle bir proje yok. Hani böyle bir şeyin yan yolu diye bir iki tane yatırım görmüş. Ama Kanal İstanbul projesi yok. Şu anda olmayan projenin tartışması, olmayan projeyle ilgili de getirdikleri bir yasak var. İzin verirseniz bir ek yapayım. Tabii. Bir de yani gerçekten insanın aklı almıyor. Şimdi deniyor ki devlet olanaklarını kullanarak bir devlet projesine karşı faaliyet yürütme suçu. Şimdi bunu kim söylüyor? İçişleri Bakanlığı müfettişleri güya söylüyor. Hı-hı. Peki bunu nerede söylüyorlar? Örneğin devlet olanaklarını neredeyse şahsı ve ailesi için kullanmayı alışkanlık haline getiren bir Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir ülkede söylüyorlar. Ben yine hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Bakın İçişleri Bakanı tamamen bakanlığın olanaklarını kullanarak bu memleketin Anayasa Mahkemesi başkanını tehdit etti. Hı. Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit etti. Bu İçişleri Bakanlığı müfettişleri mesela hiç akıllarına gelmiyor mu? Devlet olanaklarını kullanarak memleketin en yüksek yargı makamını tehdit eden İçişleri Bakanı hakkında soruşturma açacaklar mı? Sormak gerekiyor. Doğru. Bu noktada ben stüdyoya dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Erkan Baş enteresan bir benzetme yaptı. Devlet projesi mi diye sordum. O da dedi ki bu bir devlet projesi mi yoksa şahsım projesi mi dedi. Güzel bir gönderme yaptı. Bunun üzerine herhalde siz bir yorum yapmak istersiniz Atak'la. Buna alt yazı da geçebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz karşı olarak. Devlet projesi mi şahsım projesi mi diye. Evet yani bu tabii bir kere şuradan var en büyük hayalim dediği şey. Tayyip Erdoğan bunu 2010'da falan ilk değil mi? 2010 yılında söyledi. Gerçi o günden bugüne çok şey söylendi. Mesela 2010'da uçak ilk yolcu uçağımız havada diye şey yaptılar. Uçak hala inmedi. Anladığım kadarıyla ya yakıtı bitmiyor ya da orada uçanlar çok hayatlarından memnun. Aynı şekilde işte tanktı, jetti, şuydu buydu onların hepsi yapılıyor diyorlar. Şimdi bu da tabii tamamen bir Tayyip Erdoğan'ın şahsi hayaliydi. Neden böyle bir şey hayal eder insan onu da bilemiyorum. Şimdi ben o günden beri hep şunu söylüyorum. Biz bu projeyi hep siyasi ya da ekonomik rant olarak bir takım işte kimler ne sağlar filan diye. Ama daha bilimsel olarak tartışılmadı. Ve ben çok iyi biliyorum ya da tahmin ediyorum diyeyim konuştuğum insanlardan da. Ya böyle bir projeyi bilimsel olarak yapmak zaten mümkün değil. Çünkü yapılacak hafriyat bugüne kadar yapılmış dünyanın en büyük hafriyatı. Öyleymiş. Şimdi böyle bir hafriyatı yapacak güç yok hiçbir ülkede. Yani var da. Enayi derler adam ama bu kadar parayı niye harcıyorsun derler yani bu şeyden. İki denizin arasındaki 20 santimlik fark nedeniyle zaten oluşacak olağanüstü bir basınç şeyi var. Marmara'nın bir anda dolması ve çok kirli hale gelmesi de şeyi var. Şimdi tabii şeye gelince son İmamoğlu olayı. Ya aslında orada Süleyman Soylu kendi kendine soruşturmayı çökertti. Çünkü bir televizyonda galiba değil mi? Ona bir soru sordu bir gazeteci arkadaşımız. Dedi ki ya peki eğer İmamoğlu destek verseydi. Yine daha, soruşturma açar mıydınız? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bu millete bu kadar salak muamelesini ancak AKP yapar. Şimdi bunu bir netleştirelim. Ya, gerçekten aynen. Süleyman Soylu'ya şu soru soruldu. Siz Kanal İstanbul aleyhine bir afiş olduğu için değil aslında. Orada kamu kaynağını bir devlet projesine karşı olduğu için kullandığı yönünde bir iddia üzerine soruşturma açılıyor. Evet. Yani sen kamu kaynağını şey niye böyle harcıyorsun diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Devlet aslında kaynaklarını babalarının demiyor. Malı gibi kullananlar. Aslında aleyhinde demiyor Sayın Ataklı orada. Orada enteresan. O yüzden o soru enteresandı. Yani akıllıca bir soru. Evet. Peki bu kamu kaynağını Kanal İstanbul lehine harcamış olsaydı yine bir soruşturma açar mıydınız yalan söylüyor. Açık diye söylüyor. Soruldu. Süleyman Soylu evet dedi. Çok ayıp bir şey yani bu hepimize aptal muamelesi. Yani böyle bir şey. Çünkü neden? Bugün AKP'li bütün belediyeler neredeyse işte 2002'den beri, 2004'ten beri de belediye ya da daha önce refahla almış belediyeler. Yani kamu kaynaklarını filan babalarının malı gibi kullanıyorlar. Yani benim malım istediğim gibi kullanırım. Tayyip Erdoğan'ın sade kullandıkları, eski belediyelerin şu andaki ya hoş geldiniz demek bile
kamu kaynaklarıyla siyasi iktidara şey, sen ne hakla yaparsın? Onun için aslında soruşturma çöktü. Ha diyeceksiniz ki Türkiye'de bütün gazetecilerle ilgili açılan davalar, efendim Cumhurbaşkanı'na hakaret diye açılan davalar, bunların hepsinin ne delili var, ne bir dayanağı var, ne bir hukuki anlamı var. Ama yargıya böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, bunu böyle, bunu böyle, bunu 3 gün tut, bunu 5 gün tut, onu 16. gün bırakırsın, bunu 2 yıl sonra bırakırsın, talimatları gidiyor. Onlar da emriniz başımız üzerine deyip uygular. Onun için hiç kimsenin, hiçbirimizin ne can güvenliği var, ne efendim çevre güvenliği var, ne özel mahremiyeti var. Hiçbir şeyimiz de yok. Ha, peki ne yapacağız? İşte bunları anlatacağız. Eğer insanlar bunu anlarlarsa, ki anlamaya başladıklarını görüyorum oy oranlarından. Ha, işte o zaman belki Türkiye'de bir şeyler değişecek. Şu anda değişim başladı ama işte değişimin başladığını gören şahsım başka tedbirler alarak onun önüne geçmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Evet. Şimdi devlet projesi devletin yetkilileri tarafından ele alınır. Mecliste tartışılır, görüşülür ama Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir şeffaflık söz konusu değil. Yani o Kanal İstanbul güzergahında bulunan tırnak içindeki kimi kupon arazilerin, işte Katar emirinin işte annesi, akrabası ya da bir başka çeşit işte yurt dışından isimler tarafından alındığı haberlerini biz, o güzergahtaki arsaların alındığı haberlerini gündeme taşıyabildik. Ama öncesinde bunlarla ilgili hiçbir haberi yoktu kamuoyunun, başta İstanbulluların. Şimdi o anlamda devlet projesi kavramı çıktı karşımıza. Gerçekten bir devlet projesi olması için bir projenin ne olması lazım? Bir, ikincisi, hani oradan vuramadık, buradan vuramadık, şimdi bu Kanal İstanbul'dan mı İmamoğlu'nu vuralım siyaseti mi güdülüyor? Şimdi tabii devlet projesi olup olmaması ile çok fazla ilgilenmiyorum. Sonuçta belediye başkanı bu şehrin yöneticisi ve onların oylarıyla gelmiş, seçilmiş bir kişi. Biliyoruz ki yapılan araştırmalar da İstanbulluların %60'ın üzerinde halk Kanal İstanbul istemiyor. Yani Türkiye'de de yapılan anketler var ama bütün Türkiye çapında esas İstanbul halkı istemiyor böyle bir projeyi. Dolayısıyla... Ama orada bakın çok enteresan iletişim anlamında diyor ki devlet projesi. Sen buna karşı olduğun zaman nasıl yazacak ve yorumlayacak? Sen devlet projesine karşıydın. Yani bir anlamda devlete karşısın algısı şimdi üzerine. Şimdi tabii bir onun üzerine esas bu. Vahim olan bu. Yani sonuçta belediye başkanı buradaki halkın, vatandaşların haklarını korumak ve onlara hizmet etmek üzere var. Dolayısıyla siz eğer bununla ilgili bir şey yapacaksanız, daha önce pandemi sürecinde hatırlıyoruz. Belediye başkanları, bütün belediye başkanları dahil halka parasız ekmek dağıtımına başladılar, yardım topladılar. Bir dakika, dediler ki hayır böyle bir şey yok. Yani siz, hatta şunu söyledi AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından birisi, ismini söylemeyeyim. Dedi ki siz paralel devlet oluşturuyorsunuz. Ya bu nereden çıktı? Ya ben de sonuçta 4 yıl siyaset yaptım. Bütün seçimlerde insanlara gittiğimizde dedik ki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım. Merkezi yönetimin emrinde olmaz bu işler. Yerel yönetimler güçlü olacak ve toplumla daha ilişkilerini daha samimi yapacaklar ve yıllarca AK Parti bunu savundu. Yani yerel yönetimlerin daha rahat hareket etmesi. Şimdi o mağduriyet sürecinde pandemiden mağdur olan insanlara yapılan yardımı bile paralel devlet tanımı içine koyabiliyorsa, burada devlet projesi de der, başka bir şey de der. Şimdi siz İstanbul'la ilgili, Kanal İstanbul bir fantazi projesi. Yani böyle bir halka bir yararı olabilecek. Zaten ayrıca Türkiye'nin böyle bir parası da yok. Eğer parası olsaydı şunu yaparlardı. Yani bütün dünyada... Ama belki projeyle ilgili paralar alındı. Mesela şöyle düşünelim. Ben kimsenin öyle bir para peki vereceğini... Peki Katarlılara, kimi bu ismi geçen şahıslara, yurt dışındaki kimi isimlere bu parsel parsel o güzergahtaki arsalar satılmış ise ve paralar alınmış ise ondan kaynaklanan bir mecburiyet
ya da bir baskı söz konusu mudur? Ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü evet, oralardan rant elde etmek isteyen alanlar olmuştur. Yani bunların şeffaf olmadığı için aslında bilmiyoruz. Sadece bunları haberlerden, duyduklarımızdan, iddiaları üzerine konuşuyoruz. Ama bir gerçek var ki İstanbul'un, Türkiye'nin, daha doğrusu özellikle İstanbul'un deprem diye bir problemi var. Yani eğer Türkiye'nin parası varsa, yani millete hizmet etmekse esas olan, İstanbul halkının 20 yıl olmuş, Sayın Erdoğan burada belediye başkanı olalı da 25 yıl. Şimdi o günden bu yana depremle ilgili neredeyse bir tek adım bile atılmamış. Mevcut toplanma alanları AVM yapılmış, yani olanları bile yok etmişsin. Şimdi dolayısıyla dönüp dolaşıp da eğer bir şey yapabileceksen depremle ilgili adım atarsın. İstanbul'un en büyük sorunu, feryat ediyor İmamoğlu. Peki diyor, bu soruşturma devam edecek mi sizce? Mesela Can Ataklı dedi ki... Ben çok bu işin şey olacağını sanmıyorum. Devam çünkü etmeyecekler mi? Hiç sanmıyorum. Yani bu, şimdi şöyle bir dert var aslında. İstanbul 23 Haziran seçimlerinde kaybedilince bu AK Parti açısından hazmedilebilecek bir şey değil. Ama yani düşün, öyle İstanbul bir şey. Kazanırsın da kaybedersin. Yani. Dolayısıyla bu yapılanların aslında ben AK Parti'nin kendi ayağına kurşun sıkmak gibi düşünüyorum. Pandemi sürecinde de o zaman da yazdık. Ya kardeşim, insanların ekmeğe ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Bunları kim yapacak? Sivil toplum kuruluşları yapacak, belediyeler yapacak. Siz her şeyi, AK Parti neyi savunduysa, işte sivil toplum kuruluşları yardım etsin, belediyeler güçlensin diye bugünlere geldi. Oysa bir bakıyorsunuz ki hayır kardeşim, belediye şey yapmayacak. Ben yardım yapılacaksa onu da AKP yapacak dediler. Ben yapacağım. Peki Sayın Baş'a dönüyorum ben şimdi. Sayın Baş, sizin esas konunuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak aslında emekçilere, işçilere, şimdi halk diyoruz aslında, halk işte bugün pandemi sürecinde, bu salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanları, işte öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanımız tarafından maaşları, bütçeyi zorlayan öğretmenlerimiz, işte Somalı madencilerimiz ki çok haklı bir mücadele verdiler ve kamuoyuna çok da güzel bir aslında mesaj verdiler. Hak verilmez, alınır misali. İşçilerimiz, itfaiyecilerimiz. Şimdi böyle baktığımız zaman bu segmentteki kamuoyu bunca mağduriyet yaşamasına, hak ihlali yaşamasına rağmen mevcut iktidara oy vermeye devam edecek mi? Yoksa siz bu segmentteki kamuoyunun aslında bazı şeyleri yavaş yavaş görmeye başladığı yönünde sinyaller okuyor musunuz? Özellikle Soma çok enteresandı, çünkü Soma ile ilgili Somalı madencilere biz destek verdiğimizde kamuoyundan bazı vatandaşlarımız şöyle yorumlar yapmıştı. Biz destek veriyoruz ama Soma'da 301 vatandaşımız, madencimiz canını kaybetti. Ama sonra Soma gitti, AKP'yi şu kadar oyla yeniden destekledi gibi eleştiriler de yapılmıştı. Acaba bu döngü değişiyor mu? Buyurun efendim. Kesinlikle değiştiğini düşünüyorum, gözlemliyorum ama galiba daha önemlisi bunu gören, gözlemleyen sadece ben değilim. Doğrudan iktidarın son dönemdeki adımları, yönelimleri dikkatle incelendiğinde herhalde iktidarın da benzer bir değerlendirmeye sahip olduğunu söylemek çok zor olmayacak. Bakın, tıpkı bu Kanal İstanbul tartışmasında olduğu gibi çok uzun süredir Türkiye'nin ekonomik göstergeleri açısından yürütülen tartışmalarda da İktidar kendi pozisyonunu eleştiren hemen herkesi terörist olarak ilan ediyordu. Yani Türkiye'yi işte ekonomik yollarla çökertmeye çalışan terör örgütleri falan gibi tanımlar bile yapıldı. Manipülatörler olarak ilan edildi bu insanlar. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada şunu açıkça söyleyebiliriz. Mızrak çuvala sığmadı ve memleketin Maliye ve Hazine Bakanı istifa ettirildi ya da işte affedildi, nasıl adlandıracağımız önemli değil. Sonuçta artık o koltukta Damat Bey
oturmuyor. Şimdi bu bence iktidarın aslında uzunca bir süredir muhalefetin söylediğini zımnen kabul etmesi anlamına geliyor. Yetmiyor. O istifanın ardından yapılan açıklamalara baktığımızda bir ekonomik reform sürecinden söz ediliyor. Ekonominin yeniden ele alınacağı anlatılmaya başlanıyor. Gerçekten denk gelmedim ama örneğin 2,5 yıldır aynı parlamento çatısı altında bulunduğumuz AKP'li milletvekillerine sormak lazım. Yani arkadaş 2,5 yıldır biz ağzımızı her açtığımızda bu memlekette insanlar yoksullaşıyor. Emekçiler düne göre daha kötü koşullarda yaşamak zorunda kalıyor dediğimizde hayır böyle değil, yalan söylüyorsunuz, gerçekleri ifade etmiyorsunuz diyen AKP'li milletvekilleri ya aldatıldı, ya kandırıldı, ya da daha kötüsü gerçekleri görmelerine rağmen yalan söylüyorlardı. Şimdi dolayısıyla bence ciddi bir toplumsal tepki kabarmasını sadece biz görmüyoruz, doğrudan iktidar da görüyor, bu önemli. İkincisi, Soma maden işçileri, Ermenek'teki maden işçileri, işte bugün bir haber aldım. Devrimci Yapı İş Sendikası öncülüğünde bir hastane inşaatında çalışan işçiler de benzer biçimde mücadele ederek haklarını kazanmış durumdalar. Şunu görüyoruz, Türkiye'de aslında siyaset mevcut siyasal partiler düzenine sığmamaya başladı. Yani işçiler, emekçiler, yoksullar artık daha örgütlü, daha birlikte mücadele eden, taban örgütlenmelerini yaratan, gerçekten halk olmaya başlayan diyelim ona, bir eğilim içerisindeler ve çok sevindirici bir şey bizim açımızdan. Bir mücadele yürüyor. Diyelim ki Somalı maden işçileri mücadele ediyor. Türkiye'nin tüm bu iktidarın yarattığı yıkımdan rahatsız olan kesimleri hemen onun arkasında hizaya giriyoruz. Hep birlikte kavga ediyoruz. Yani şunu görüyoruz. Soma'daki maden işçisinin mücadelesiyle işte Ok Meydanı SSK Hastanesi'ndeki bir sağlık emekçisinin mücadelesi aynı mücadele. Ortak bir mücadele. Bu emeğin birleştirici gücünü görüyoruz. Ya da işte geliyor 25 Kasım Kadına Dönük Şiddetle Mücadele Günü. Israrla her yerde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bugün Türkiye'nin ana muhalefet gücü kadın hareketi. Bir siyasal parti olarak örgütlenmiş durumda değil. Çeşitli siyasal partilere dağılmış ama haksızlığa dönük, iktidarın kadını eve hapsetmeye dönük, ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapmaya dönük girişimlerini tümler reddediyor, kabul etmiyor ve dikkat edin, mesela gözden kaçırmayalım. Bu iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmek istiyordu. İstanbul Sözleşmesi'ni rafa kaldırmak istiyordu. Kadınlardan korkusundan yapamadı. Evet. Bu iktidar, AKP'ye oy verenler. Tabii tabii, onlar da dahil olmak üzere. Yani bir üzere şey yani canlanıyor. Mesela aynı şey Soma'da AKP'ye oy veren işçiler de bu iktidarın kendi iktidarları olmadığını, sermayenin iktidarı olduğunu yaşayarak görüyorlar. Ben bunları çok sevindirici ve geleceğe umutla, bir enerjiyle bakmamıza olanak sunan gelişmeler olarak görüyorum. Son şöyle söyleyeyim. Biz bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara ilk geldiğinde diyorduk ki bu uluslararası bir sermaye projesidir. Yani emperyalist kapitalist sistemin Türkiye'yi dönüştürmeye dönük bir projesi. Bir atıf yapayım, özür dilerim. Bakın, bu özetle görüşlerimi ifade edeceğim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Erinç Yeldan'ın, sevgili Erinç Hoca'mızın çok önemli bir yazısı var. Diyor ki Erinç Hoca... Son 30 yıldan alıyor değil mi? Çok önemli, bakın. IMF gözetiminde 10 uzun yıl diye 2008'de yazdıkları bir kitaba, ortak bir kitaba atıfta bulunuyor. 98'den 2008'e süreci incelemişler. Şimdi bunu bugün 20 yıl daha ilerletelim. Bakın çok ilginç. Bunu paylaşmak istiyorum. Lütfen. Söylenen şey şu. 20 yıldır Türkiye'de iktidarlar değişse bile politika, ekonomi politikası aynı biçimde devam ediyor. Bir, burjuvazinin Türkiye'nin kaderine kesin ve sınırsız bir egemenlik kurma girişimi var. Yani sermayedarlar, patronlar diyorlar ki biz ne dersek o olacak önümüzdeki dönemde. Hiç değişmemiş. Dünyada ve Türkiye'de. İki, bu girişim, burası çok önemli. Hani damat bey atıfla söyleyelim. Burası çok önemli. Bu girişimin temel görevi emekçi sınıfların Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettikleri tüm kazanımları ve birikimleri geri almak. Geçtiğimiz hafta kıdem tazminatına dönük müdahale buydu. Onu da ekleyelim. İktidar kıdem tazminatına el koymaya çalıştı. Evet. Yine işçiler, emekçiler, sendikalar örgütlü biçimde karşı durdukları için o tepkiden korkup geri adım attı. Üç, bakın. Uluslararası ve yerli finans sermayesinin sermaye hareketlerinde sınırsız serbestlik arayışı ve güvencesi.
Bu iktidar bunları yapmaya çalışıyordu. Kamu hizmetlerini ticaretleştirerek vatandaşı, yurttaşı müşteri olarak görme girişimiydi. Dikkat edin, bakın çok ilginç bir şey bu. Yani bütün dünyada sermayenin bir planı, bir programı, bir yönelimi vardı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu hayata geçirmek için iktidar koltuğuna oturtulmuş görevli bir siyasal partiydi. Ve bu Türkiye'nin özgürlüğünde ancak ve ancak siyasal İslam'ı kullanarak, tarikat örgütlenmelerini kullanarak hayata geçirilebileceği için de AKP tipi bir parti Türkiye'de tercih edildi. Sermayenin bir kısmını zaten onlara verdiler. SK onlara sermaye gitti. Yani değil mi? Şey, tabii orada bir... Sevgili Baş, İstanbul'a korsan bir program yapmıyoruz. Özür diliyorum. Buyurun. Bir soruyu paylaşacağım sevgili Baş'ta. Stüdyoda olmanızın avantajını lütfen kullanın. Buyurun. Evet. Şimdi aslında çok da güzel bir noktaya değindin. Bu yılın başından beri ben de bu konuya kafa yoruyorum. Şimdi bu küreselleşme olgusunu doğrusu ben kürede selleşme diye bakıyorum. Hakikaten emeğin, alın terinin, toplumsal kamu haklarının çoğu erozyona uğramakta. Burada şöyle bir şey var. Hani senin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı kimliğinle de sormak istiyorum bunu sana. Dünyada küresel yapı şöyle bir anlayış yerleştirdi. Solcu da olabilirsin, sağcı da olabilirsin. Yeter ki küreselleşmeci ol. Yeter ki biraz önce senin vurguladıklarına evet desinler. Yani solcu da olabilir ama yani ama buna evet desinler yeter diye bir şey geliyor son 30 yıldır. Şimdi buna bir seçenek üretemiyor dünya. Türkiye'de de şimdi bunun çırpınışı var. CHP'ye de CHP'nin solunda bir parti lazım. Daha doğrusu CHP'yi demeyeyim. Türkiye'ye daha doğru tanımda. Şimdi sen şu an siz şu anda partinizin bu kesimlere ulaşma biçimi, oralardaki yeni arayışlar ve Türk siyasetinde böyle sağlıklı bir yelpaze oluşabilecek mi bu arayışların devamında? Şimdi bir kere şu Erinç Hoca'nın bugünkü yazısına tekrar atıfta bulunalım. Ya çok değerli, çok kıymetli bir değerlendirme ve söylediğiniz gibi uluslararası bir planın yürütülmesine işaret ediyor. Şimdi bu uluslararası güçler açısından gerçekten sol görünümlü bir takım aktörler bunu hayata geçirecekse yol verilebilir. Fakat orada bir kırmızı çizgi çizelim. Yani çünkü bizim açımızdan hani çok uzun bir sol nedir tartışmasına girmek istemem ama bu bağlamda şu çok önemlidir. Sol kamucudur. Sol emekçiden yanadır. Halkçıdır yani değil mi? Halkındır. Sol anti-emperyalisttir. Sol gericiliğe ve faşizme karşıdır. Yani bunlar da taviz verdiğiniz anda sol olmaktan vazgeçersiniz. Dolayısıyla ancak sol görünümlü olabilir. Hı-hı. Onu ekleyerek size katılabilirim. Ama şu doğru, bakın. Türkiye'de 12 Eylül 1980'de başlayan Özal'ın toplumsallaştırmaya ve devlet içerisinde yerleştirmeye çalıştığı bir sürecin sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi geldi. Yani AKP biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin çocuğudur ama aynı zamanda Türkiye ölçeğinde baktığımızda da 12 Eylül 1980'in ürünüdür. Peki bu ne anlama geliyor? 12 Eylülcülerin esas sloganı neydi diye bakarsak, yani bir, bizim çocuklar başardı diye ABD'den bir pışpışlanmışlardı ama unutmamak gerekir ki Türkiye sermayesi de bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra biz güleceğiz diyordu. Ve bence Türkiye'nin son 30 yılında, 40 yılında bizim Türkiye İşçi Partisi olarak siyaset sahnesinde yeniden çıkma ihtiyacı hissetmemizin nedeni budur. İşçi sınıfı, emekçiler, yoksullar, kadınlar ve gençler siyaset alanında yoklar ki. Ya Türkiye'deki egemen siyaset anlayışı işçileri, emekçileri, yoksulları siyasetin dışına iten bir anlayış. Bu değişmediği sürece hiçbir şey değişmez. Ve hani Türkiye siyasetinde sağlıklı bir dizilim ancak ve ancak işte Soma'daki maden işçilerinin, Ermenek'teki maden işçilerinin, sağlık emekçilerinin, öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin, bunların tümünü ben emekçi sınıfların parçası olarak görüyorum. Karadeniz'deki kadınların, tarım emekçilerinin oradaki, o işte doğasına, çevresine, çayına sahip çıkan kadınların siyasete katılmasıyla Türkiye'de siyaset yeniden dizayn edilir. Şimdi hani Cumhuriyet Halk Partisi konumuz değil ama memleket ve dünya bu kadar sağa kaydığında CHP'nin de sağa doğru gitmesi kaçınılmaz oluyor. Orada kuvvetli bir sol bariyer bence tüm Türkiye siyaseti açısından kıymetli bir şey olacak. Evet, o bakımdan bence de hani güçlü bir şey, hareket. Sosyalist bir hareket. Sosyalist güzel bir hareket. İşaret etmesi Türkiye gerekiyor. İçin gerekli. Türkiye için gerekli evet. Diyorum. Yani. Şimdi daha sıcak bir gelişmeye geçeyim bunun üzerinden. Stüdyoya döneceğim, pas atacağım çünkü. Şimdi hem Somalı madenciler, hem kadınlarımız, hem kıdem tazminatı ile ilgili olarak işçi sendikalarının verdiği mücadele
Ve hatta bu süreçte sağlık çalışanlarımız için verilmesi gereken mücadeleyi de buna ekleyelim. Aslında yavaş yavaş sonuç vermeye başlıyor. Bunlar da çok umut verici. Ama öte yandan da değişmeyen ve hala üzerinde düşünmemiz, ciddi şekilde düşünmemiz gereken konularda yeniden önümüze geliyor. Örneğin, şimdi bütçe, yani hem paranın olmaması hem de mevcut paranın nasıl pay edilmesi ve kaynakların nasıl harcandığına bakılması anlamında söylüyorum. Şimdi bütçe açığı son 10 ayda 130 milyar TL öngörülmüş, büyük bir açık. Ama mevcutta da 147 milyar TL'yi bulmuş. Ve önümüzdeki 2021 yılı içinde bütçe açığı öngörülen 245 milyar TL. Şimdi böyle bütçe açığı olan ve kısa vadeli borçlarını bile döndürme konusunda zorlanan bir Türkiye var. Hatta öyle ki dolar ve avro cinsinden varlık fonundaki bütün aslında şirketleri kredi olarak yani gösterip hala çok yüksek faiz vermesine rağmen borçlanamayan bir Türkiye ekonomisi var karşımızda. Ve aynı Türkiye ekonomisinde bugün açıklanan 2021 bütçesine baktığımızda sadece Cumhurbaşkanlığı bütçesini söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, bunun içinde örtülü ödenek de var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına karar verebileceği paranın miktarı 2021 yılında 14.8 milyar TL. Yani kaba hesap günde 40 milyon TL ediyor. Sarayın tek başına bütçesi ise, sarayın Beştepe'nin, 4.39 milyar TL. Bu da kaba hesap günde 11 milyon TL ediyor. Yani bir tarafta emekçiye, işçiye, öğretmene, memura verilemeyen haklar, hak ettikleri, ödenemeyen hak ettikleri maaşlar, bir tarafta da gerçek anlamda bir israf ekonomisi ve saray şatafatı. Bunun üzerinden isterseniz devam edelim. Mehmet Bey, önce size söz vereyim. Buyurun. Şimdi tabii Türkiye'de gerek devletin gerek Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarında müthiş bir israf olduğu kesin. Türkiye'nin parası yok. Mesela Türkiye en son yüzde kaçla, %6,5 faizle dolar üzerinden %6,5'la borçlanabildi. Çünkü bir takım borçlarının faizlerini ödemesi gerekiyor. Şeyin çevrilebilmesi için. Bu da artık bundan sonra belki borçlanamayacak da. Öyle bir tehlike var. Şimdi bütün bu israflar, işte diyelim ki Kıbrıs'a Türk kesimine giderken şatafat içinde gidiyorsunuz. Orada saray vaatlerinde bulunuyorsunuz. Yeni saray vaatlerinde. Fakat Türkiye'nin o kadar yakıcı problemleri var ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez mendil açarak, ben öyle diyorum, IBAN numarası vererek para topladı. Bu süreç içinde 6 tane hastane çaktılar. 4'ü şehir hastanesi, 2'si devlet hastanesi. Çünkü inşaat şeyi had safhada. Ama oysa buralardan toplanan, madem mendil açtınız, milletten para topladınız, toplanan paralarla mağdur durumda olan insanlara yardım yapabilirdiniz. Bunu 1.000 lira dışında hiçbir şey olmadı. 3-4 milyon, 4 milyon filan civarında kişiye 1.000 lira dağıtıldı. Mesela o kadar pandeminin başladığı ilk günden bu yana o kadar büyük süre geçti ki EBA projesi şey başladığı zaman uzaktan eğitimle bir ara çöktü, işlemedi filan. O kadar süre içinde onun 1/3'üyle o EBA projesini daha sağlıklı altyapısını yapar, sağlıklı hale getirebilirdiniz. Sağlık çalışanlarının durumlarını iyileştirebilirdiniz. Yani bütün bunlar şimdi bütün, yani normal devletler, devletin bütün hazinedeki Merkez Bankası'ndaki akçesini harcadınız. Oysa esas harcanması gereken insanların ihtiyacı olduğu zaman bu zaman. Yani hem diğer devletlere baktığımız zaman
doğrudan para veriyor. Bizde verdikleri işte 200 milyar efendim şeyler, paketler, maketler, bunların hepsi insanların borçlarını erteliyorsunuz. Hı hı. Faizleri katlanarak gidiyor. Yani onları daha batağa sürüklüyorsunuz. Aslında maddi yardım yok. Sadece daha borçlanma imkanı sağlıyorsunuz, kredi veriyorsunuz, sağlıyorlar. Yeni borçlandırıyorsunuz filan. Bütün bunlar tabii Türkiye'nin, ama problem şu. Devlette para yok. Yani öyle bir hem para yok, hem peki böyle işte, özel yani uçaklar, hem saraylar, yok, hem de lüks makam araçları. İnsanlar dolayısıyla devlet kaynaklarını oluşturabilir. Bir defa güven, belki hukuk bölümünde onları geleceğim, konuşacağız. Peki Can belki Bey'e vereyim sözü. Bir şey söyleyeyim. Şey konusunda ha, benim itiraz değil ama şimdi konu? Mesela işçiler konusunda benim esas meselem şu. Bir ülkede demokrasi ve hukuk olursa işçi hakları da, yani normal kapitalist sistemlerde de, şu anda ben çok ayrıntısını bilmiyorum ama sendikal hareketlerin en güçlü ve haklarını en iyi alabildiği ülkeler demokrasi ve hukukun işlediği bir ölçüde hani kapitalist ülkeler, doğru, demek lazım. Yani mesele, evet, vahşi kapitalizmin dünyada eşitsizlik yarattığı, insanlara bu yüzden çok acı çektikleri biliniyor ama fakat bir gerçek de var. Eğer öyle bir şey olmasaydı, dünyada öyle bir sistem gelişmemiş olsaydı, mesela ben her zaman şunu eleştiririm. Müslümanlar genelde denir ki işçinin hakkını alnını teri kurumadan verin. Bu, doğru, bir hadis. Ama en zulmeden de yine dindar kesimlerdir. Ben diyorum ki iyi ki sendikalar var. Eğer hani sendikalara karşı ilk başlarda bir takım şeyler vardı muhafazakar kesimlerde de, iyi ki sendikalar var. Eğer sendikalar olmasaydı işveren sahipleri, bunun işverenler, bunların içinde muhafazakarlar da dahil, paraların haklarını vermedikleri gibi bir de sırtına binerlerdi. Yani hiç, evet, tabii, bunu da bilmek lazım. Şimdi Erkan Bey, birinci bölümümüzün konuğu, reklam arasına da girmem gerekiyor. Can Bey, sizin ekleyeceğiniz birkaç şey varsa alayım. Çünkü son olarak Erkan Bey'e söz vermek istiyorum. Ben reklam sadece öncesi. Söyleyeyim, hemen iki cümleyle söyleyeyim, hı-hı, bitireyim. Yani lütfen, biz burada böyle konuşuyoruz bazen kendi kendime. İkinci bölümde de sizinle başlayacağım. Tamam, kendi kendime gülüyorum. Hepimiz için gülüyorum. Çünkü neden? Yani işte şu kadar bütçe açığı var, işte ona para yok, buna bilim. Peki sarayın gözüyle bakalım. Hiç böyle bir dertleri yok. Çünkü AKP ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan için tek önemli olan iktidarda bulunmak. İktidarda bulunduğu sürece elindeki bütün silahları kullanarak ne kadar sorun olursa olsun bunların hiçbirini hem dile getirmiyorlar hem de bunun sonuçlarını oluşturtmuyorlar. İnsanları dövüyorlar, hapse atıyorlar, mahkemelere veriyorlar. Yetmiyor, hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar, tehditli, şantajlı yapılıyor. Ve hiç, yani şu anda bizim konuştuğumuz sorunların hiçbiri saray ve danışmanları ve hiç umurlarında değil. Zaten umurlarında olsa Cumhurbaşkanı'nın şahsına al kardeşim canının istediği gibi harca diye 14 milyar lirayı verir mi? Yani bunu veriyorsa zaten bunu almak da bir karakter meselesi çünkü. Ya bu para ayıp olmaz mı? Hani ve yolun, 3 gün önce halka acı reçeteden yani bahseden. Acı reçete, yani bir gün önce diyorsun ki dünyanın en iyi 10 ekonomisine girmek üzereyiz. 2. gün acı reçete, 3. gün faiz. Doları bugün tekrar patlatıyorsun, yarın çaktık diyorsun falan. Yani dertleri değil. Bütçe, bak, bütçe açığı da olacak yani diyor. Ya bütçe açıksa açık kapatırız diyor. Sana mı kaldı tasası diyor. Ondan sonra abi çık sokaklara diyor. Ne kadar lüks araba var diyor. Herkes zevkü sefa içinde. Kardeşim bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Binaları görmüyor musun? Kiralar şu kadar. Millet de bakıyor. Abi haklısın ya diyorlar. Hakikaten bu kadar para harcanıyor. Herhalde salaklık bende. Ben kazanamıyorum diyor. Ve bitiriyor işi. Evet. Onun için hiç. Sayın Erkan Baş. Buyurun. Çok konu birikti. Çok özetle geçeceğim. Bir tanesi, şimdi alt yazıda görüyorum bu israf meselesi. Ben bu kavramı doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Yani israf biraz ya böyle istemeden de gerçekleşebilecek. Hani savurganca bir yaklaşım ve hani dikkatsizlik, özensizlik falan da barındırıyor. Dolayısıyla bir kabahat gibi algılanıyor. Oysa bugün Türkiye'nin sorunu israf değil. Bayağı Türkiye'de yolsuzluk yapılıyor, hırsızlık yapılıyor. Hatta gasp yapılıyor yani. Hani bunun adını koyalım. Ortada böyle küçük bir kabahat yok. Ortada bayağı büyük bir suç var memlekette. Bunu bir düzeltmek isterim kendi adıma. İkincisi, hani Mehmet yani Bey'le bir israf tartışmaya değil, girmeyeceğim. Yolsuzluk diye dönüştürebiliriz alttaki yazıyı. Evet.
Başun ifadesiyle. Yani siz, ben yolsuzluk, hırsızlık ve gasp diyeyim, siz istediğinizi tercih edin. İsraf olmadığı kesin benim açımdan. İkincisi, hani Mehmet Bey'le uzun bir tartışmaya girmeyeceğim tabii ki ama bence Türkiye'de muhalefetin bir sorunu da şu. İşte sömürü olsun ama az olsun. Bu kadar da olmasın kardeşim. Yani işte laiklik ezilsin ama bu kadar da ezilmesin. Bağımsızlık, ya vazgeçelim ama bu kadar da vazgeçmeyelim. Her şeyin bir sınırı var. Bu değil. Sömürü olmayacak arkadaş ya. Sömürüye yekten karşı duracağız. Ve kapitalizmin olduğu yerde sömürü vardır. Bunu söylemekten ben çekinmeyeceğim. Ya da en azından bırakın da ben söyleyeyim. Bırakın da memleketin sosyalistleri, devrimcileri hani ne görüyorlarsa, ne düşünüyorlarsa en açık, en sade biçimde bunu ifade etsinler. Bakın Sayın yoksa Baş, olmaz. Yani şey, konuşamadık çok ama. Çok güzel. Sayın Baş, şöyle bir şey şöyle toparlayacağım, özür dilerim. Şimdi pandemi tartışıyoruz. Sayın Baş, ben size daha fazla söz vermek istiyorum. Ne olur böyle hemen kaçarcasına olmasın. Ama şimdi yönetmenim dedi ki reklam arasına girmek zorundayız. Eğer sizden bir 10-12 dakika rica edebilirsem ikinci bölümde sizin son yorumlarınızı alıp öyle uğurlasam sizin için de uygun olur mu? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Kapitalizmin kurallarını egemen kıldınız. Reklam için beni susturuyorsunuz ama sizin hatırınız için kabul ediyorum. Ama bu aynı zamanda emekçiye ödenmesi gereken bir hakkında kaynağı. Onu da böyle yorumlayalım. Bir reklam arası verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzleyiciler, Ufuk Ötesi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümde Türkiye İşçi Partisi Sayın Erkan Baş'ı ağırlamıştık. Ama son yorumlarını kısa kesip kendisini uğurlamak yerine ikinci bölümün başında yorumlarını kapsamlı bir şekilde alıp ardından kendisini uğurlayacağız. Ve hemen akabinde de bu gecenin de en önemli bir başka gündem maddesi olarak görebileceğimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik Alaaddin Çakıcı'nın tehdit dolu mektubu ve yine akşam saatlerinde Twitter üzerinden Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili yazdıkları. Yazdıkları derken örneğin Çakıcı benim dava arkadaşımdır gibi yorumları içeren tweetleriyle ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik'le birlikte olacağız birazdan. Evet Sayın Baş, size veriyorum sözü, sizin değerli son yorumlarınızı almak üzere. Buyurun efendim. Peki, teşekkür ediyorum. Ya biraz belki hani sesim yükseliyor, heyecanım yansıyor ama gerçekten şu çok önemli. Ya Türkiye'de Türkiye'nin %99'unu oluşturan, emeğiyle ve alın teriyle yaşayan namuslu insanların sesi çıkmıyor. Ya Türkiye'de bu alan kapatılmış, çok sınırlı sayıda olanak var. Elimizde geçince bu fırsatta böyle büyük bir heyecanla, büyük bir süratle o birikmiş öfkemizi, birikmiş derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar bakın, gerçekten her şey sınıfsal Türkiye'de. Yani şimdi konuşamıyoruz, belki pandemi sürecini değerlendirmek isterdim mesela. Şimdi hatırlayın, deniyor ki salgın, işte virüs, zengin fakir ayırmıyor falan filan. Bunlar doğru. Hı hı. Ama iktidar zengin fakir ayırdığı için İnsanlar arasında ölüm oranlarına baktığımız zaman işçilerde muazzam bir artış olduğunu görüyoruz. Biraz önce ara verildiğinde gösterdim. Şimdi sadece örnek olsun diye söyleyeyim. 10 bin işçinin çalıştığı Gölcük'te kurulu bir fabrika. 1500 işçi COVID olmuş. Şimdi bunu söylediğimiz zaman ya çok fazla böyle işçi demesek mi acaba diye bize itiraz geliyor. Hayır arkadaş, bu memlekette pandemi oluyor, işçiler ölüyor. Deprem oluyor, işçiler ölüyor. Memleketin bütçesi, konuşabilsek, bütçenin bütün büyük kalemleri emekçilerden daha hani maaşını almadan kesilmiş vergilerinden oluşan bütçeler var. Dolaylı vergilerle, milyarderlerle asgari ücretin altında günde 39 liraya yaşayacaksın denilen işçinin ekmeğe alırken ödediği vergiyle ben bu pandemi sürecinde 2020 yılında %80 kar ettim diyen büyük patronun, büyük sermayelerin o ekmeğe verdiği vergi aynı. Dolaylı vergiler de şey. Dolayısıyla ne oluyor? Yoksuldan alınan vergi zengine gidiyor. Şimdi böylesi adaletsizliklerin, böylesi eşitsizliklerin olduğu bir yerde birilerinin de işçiler adına daha fazla konuşması gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi işçilerin kendilerinin daha fazla konuşmasının, koşullarının, yolunun, yönteminin bulunması gerekiyor. Çünkü bakın, hani öyle tamamlayayım. Lütfen. Geride kalan 18 yıl boyunca
Her tür şey denendi bu iktidardan kurtulmak için. Her şey denendi. Bir tek şu denenmedi benim görebildiğim kadarıyla. İşçiler, emekçiler, yoksullar kendi öz gücüne güvenerek bu iktidar karşısına dikilmedi. Oysa şöyle bir baktığınız zaman ben kısaca hatırlatayım. Deyim yerindeyse Tayyip Erdoğan'ın bacaklarını titreten neler oldu memlekette? Tekel direnişi oldu. Gezi direnişi, Haziran direnişi oldu. Yani insanlar kaderlerini kendi ellerine aldıklarında bu Ankara'daki siyasetçilere, ben de dahilim buna, terk etmeyip biz bu siyasetin gidişatına kendimiz yön vereceğiz dediklerinde iktidarın ayakları titremeye başladı. Ne zaman ki bundan vazgeçip hadi birileri bizi kurtarsın, 4-5 yılda bir önümüze gelen sandıkta oy vererek bu işi tamamlarız, seçim dönemleri dışında da evimizde oturup televizyon seyrederiz dedik, bu iktidar yolunda yürümeye devam etti. O yüzden ben sizlerin aracılığıyla işçilere, kadınlara, gençlere, özellikle gençlere, ya örgütlenmeyi unuttu bu ülkenin gençleri. Bakın, örgütlenmek dünyanın en güzel şeyidir. Ortak akıl geliştirmek, tartışmak, kolektif fikirlerle dünyayı değiştirme iradesini ortaya koymaktan daha güzel bir şey olamaz. Bize sunulanı kabul etmeyen, sadece şikayet etmeyen, dönüştürmek isteyen yeni bir iradenin Türkiye'de gelişmesi gerekiyor ki bu iktidardan kurtulabilelim. Ben böyle bitireyim. Şu maden işçilerinin açtığı yoldan yürümeye çağırıyorum herkesi. Evet. Hakkımıza sahip çıkalım. Sonsa siz devam edersiniz ama izin istiyorum. Şu sevgili Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla dayanışma duygularımı ifade etmem lütfen gerekiyor. Çünkü lütfen, bu alçakça saldırı diyeceğim. Bu alçakça saldırı sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına yapılmış bir şey değildir. Bu saldırı sadece Cumhuriyet Halk Partililere yapılmış bir saldırı olarak değildir. Ben olayı ilk gördüğüm anda çevremdeki yoldaşlarımla, arkadaşlarımla beraber şöyle bir değerlendirme yaptık. Dedik ki bu ikinci yumruk vakasıdır. Bakın açık söylüyorum, daha önce Çubuk'taki o linç girişimi, belki de o linç girişiminden sonra bu ikinci yumruktur. Şöyle bir iktidar anlayışı oluşmuş memlekette. Bunu çok ciddiye almamız lazım. Hep birlikte çok ciddiye almamız lazım. Bir tanesi çıkıyor televizyona diyor ki itaat edeceksiniz, boyun eğeceksiniz. Ötekisi komşusunu öldürmekten bahsediyor. Şimdi bu da en galiz küfürleri açıktan ilan ediyor. Yani şu gözüküyor, iktidar başka türlü yönetemeyeceğini anladığı için toplumu sindirmek, baskı altına almak ve korkutmak istiyor. Çok net ifade ediyorum bakın. Bugün ortaya çıkan tablo şudur. Cumhur İttifakı bizim gördüğümüz, dışarıdan gördüğümüz bir AKP-MHP koalisyonuydu. Ama gözüküyor ki inek hırsızı, Çubuk'taki inek hırsızı da o koalisyonun bir parçası. Gözüküyor ki bu mafya artıkları da o koalisyonun bir parçası. Yani biz eskiden diyorduk ki bunlar tarikat, siyaset işbirliği var, sermaye işbirliği var. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Mafya, tarikat, sermaye ve emperyalizm işbirliğiyle oluşturulmuş bir iktidar bu Cumhur İttifakı. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na dayanışmalarımızı iletiyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyorum. Bu saldırının hepimize yapılmış, hepimizi korkutmak, sindirmek, bastırmak için yapılmış bir saldırı olarak bizler tarafından değerlendirildiğini söylemek istiyorum. Ama bir adım geri atmayacağımızdan da herkes emin olsun. Yani böyle baskıyla, şiddetle, tehditle Türkiye'nin yurtseverleri, devrimcileri, ilericileri teslim alınamaz. Dolayısıyla iktidarı da uyarıyorum, bu saçmalıktan derhal vazgeçsinler. Yani böyle bir düzeysizlik, böyle bir siyaset anlayışı Türkiye'ye çok büyük zarar verir. Bunun altında kalır iktidar. İktidar bunun altında kalır. Bizim öyle mafya babalarına falan da papuç bırakmayacağımızı, dostlarımızı da mafya karşısında yalnız bırakmayacağımızı herkes bilsin. Sayın Baş, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Her zaman olduğu gibi sesiniz yine gür çıktı. Ve sizin sesinizin gür çıkması içerik anlamında da ifade etmem gereken bir şey. Hem sesiniz gür hem konuştuklarınız gerçekten cesaret dolu. Ve aynı zamanda da ileriye yönelik ciddi anlamda bir projeksiyon sundunuz. Çünkü korkunun değil hukukun yer aldığı ülkeler ileride söz sahibi olacak. Onun için ortak akıl dediniz çok önemli. Örgütlenme dediniz çok önemli ve en önemlisi gençler ve kadınlar dediniz. Geleceğin aslında inşasında özellikle ortak akıl, örgütlenme, gençler ve kadınların rol oynayacağının bir kere daha altını çiziyoruz. Size hoşça kalın diyoruz. Bir başka programda yeniden sizi ağırlamak istediğimizi de ifade ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi ikinci bölümde yine Kemal Kılıçdaroğlu mevzusunu devam ettireceğiz. Çünkü bir yanda hukuk reformundan bahsedildi. Daha önce de söylediğimiz gibi birkaç gün öncesinde ekonomide ve hukukta reform diyorduk. Bugün ise bir artık yeraltı örgütü mü diyeceğiz yoksa organize suç örgütü elebaşısı mı diyeceğiz? Yani mafya lideri mi diyeceğiz? Ne diyeceksek diyeceğiz ama sonuçta böyle bir şahsın ana muhalefet partisi liderine gerçekten galiz küfürler içeren bir tehdit mektubuyla karşı karşıyayız. Bu durumda ne yapılmalı diye birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik'le bağlantı kuracağız ama o bağlantı kurulurken ben hemen stüdyomuzda Sayın Can Ataklı'ya dönmek istiyorum. Bu tehditler sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'ye mi yoksa aslında genel olarak bir gözdağı verme girişimi mi? Vallahi bence Tayyip Erdoğan düşünsün bir de Süleyman Soylu düşünsün bunları. Çünkü sorumluluk onlarda. Sonuçta işte şimdi ben de az önce okudum. Cumhuriyet Halk Partisi bu söylemlere karşı son derece sert bir açıklama yaptı. İşte İl Başkanı galiba konuştu. Biraz o 90'ları falan anımsattı ama gerek yok bence yani. Niye 90'a gidiyorsun? Hani eski Türkiye'de bunlar oluyordu da şimdi sanki olmuyor falan. Yani ama esas bu işin muhatabı saraydır ve Süleyman Soylu'dur. Çünkü onların çok sevdiği bir kişi özellikle. Ve şu anda hiçbir şey yapamıyorlar. Mesela şimdi burada hakaret yok. Burada açık bir tehdit var. Öldürürüm. Tehdit var, evet. Yani eğer diyor sıkıyorsa sen gel beni öldür diyor. Şimdi mesela ben o ifadeyi anlayamadım. Yani neden bir insan böyle bir şey yazar? Yani ben ortada dolaşan bir adamım. Yüreğin yetiyorsa gel öldür. Şimdi öldürmek yürek yetecek bir şey değil. Evet yani öldürmek çok zor bir olay ama yani siz bunu böyle kamuoyunda varsa yüreğin gel öldür beni. Şimdi bakın Alaaddin Çakıcı boş bir adam değil. Yani boş bir adam değil derken hani bir sıradan sokak kabadayısı falan değil. Başından çok işler geçmiş. Belli ki devlet de bir dönem Kenan Evrenler falan döneminde bir takım görevler de vermişler. Bunlar başarılıdır, başarısızdır onu bilmiyoruz. Çünkü onlar hep söylenti. Ama hani yakın çevresi falan hani devlet içinde çalıştıkları hani Tansu Çiller'in meşhur sözü hani devlet için kurşun atan da yiyen de filanın evet. kapsamına giren isimlerden biri. Yani bildik, tanıdık bir isim. Efendim şöyle konumlandırırsınız böyle. Ben Alaaddin Çakıcı derim. Bizi izleyenler ona ne sıfat takacaklarsa takarlar. O kadar şey değil. Ama bir organize suçtan dolayı yargılandığını ve çok uzun yılları cezaevinde geçirdiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir kişi, siyasi kimliği de olan geçmişten, Bahçeli'den dolayı... söylemlerinin, bu tür söylemlerinin bir takım sokak çatışmalarına, bir takım cinayetlere yol açabileceğini de herhalde hesaplıyordur. Şimdi o zaman peki durup sormak istiyorum. Ya derdin ne peki? Yani şimdi Kılıçdaroğlu'yla polemiğe girmek, evet. senin o bilmem lağım ağzın, yok bilmem ne Atatürk'ü alma, Bahçeli deme, yok onun sol bilmem nesi olursun filan gibi çok aşağılayıcı, aşağılayıcı olduğu kadar da hani davalık olabilecek nitelikte sözler söylemesinin herhalde bir anlamı olmalı. Ben bundan endişe ediyorum. Çünkü bu iktidar hiçbir şeyi organize olmadan yapmıyor. Belli ki ya Bahçeli oyun bozacak, çünkü öyle bir endişeleri var. Hani başka bir partiyi onun yerine koyarsa diye. Şimdi o partili deyince hangisi diye de şey yapmasınlar. Yani 50'yi 60'ı geçen her parti potansiyel olarak şeydir. Yani Bahçeli'nin devreden çıkarılıp yerine konabilecek şey. Öyle bir endişesi var da iktidarla mı boğuşmak istiyor? Yoksa iktidar adına hani baskın seçim yapamıyoruz. Seçim yaparsak da yenileceğiz. O halde şöyle bir ortalık bir toz duman edelim de bir OHAL ilan edelim. Ondan sonra OHAL ilan edildikten sonra zaten hukuk mukuk zaten askıya alınmış olan hukuk resmi hukuken de askıya alınmış oluyor. Yani şu anda hukuk ve demokrasi yok. Ama hani kitabına uyduralım hukuken de hukuk yok. O halde ne kadar muhalif varsa, beğenmediğimiz, sevmediğimiz, canımızı sıkan, yan bakan, bizim yan baktığımız kim varsa dümdüz ederiz. Daha sonra da işte ömür boyu bu düzen, Saddam gibi, Esad gibi, Mübarek gibi, Kaddafi gibi bir ülke. Çünkü bakın mantığı yok. Mesela Bahçeli de topa giriyor. Evet. Ve Bahçeli de çok ağır söylüyor. Bir, yani sizin affedersiniz ama derdiniz ne? Mesela nedir şu anda? Paylaşamadığınız ne? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Şimdi bana sorarsanız hiçbir şey yapmıyor.
Hani biz buradan kızıyoruz bir de. Diyoruz ki ya arkadaş Allah aşkına biraz hani eylem. Bak Erkan Baş ne güzel söyledi. Dedi ki ya, hani dedi örgütlenmeyi unuttu insanlar. Protestoyu unuttu. Biraz protesto edince bu iktidarın eli ayağı dolanıyor diyor. Hı hı. Şimdi bir şey yapmıyorsun diye biz eleştirirken sen böyle kalkıp bir anda şusun busun. Ben bunun arkasında hiç iyi niyet görmüyorum. Ve bunun arkasından çok ciddi bir operasyon geleceği endişesi taşıyorum. Yani bir taraftan müthiş demokratikleşeceğiz. Yepyeni şeyler getiriyoruz. İşte Kavala'yı bırakabiliriz. Hatta Demirtaş bile çıkabilir falan derken hani şey vardır ya böyle. Ya yapma yavrum. Bak seni yapacağım. Sonra bir de aa baba sen de hiç laftan anlamıyorsun. Hadi. Ya yatırın dövün bunları olsun bitsin. Ne getirebilirler? Çünkü hiçbir anlamı yok. Ben şeyin okunmasından bile taraftar değilim. Öyle son mektup. Çok yok, akıl alır gibi değil. Yayın, yani yayın politikamız gereği de okumamak gerekiyor. Bir de anlamı yok. Yani bir dakika ya sen ne oldu da bu kadar dellendin? Ne? Yani ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Bir şey mi dedi? Ha efendim. Yani olay neyin üzerine patladı onu bile bakın bilmiyoruz. Evet. Efendim, şimdi dilerseniz bir ona bakalım, evet, konuşalım. Programımıza Sayın Avukat Çelik de dahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk, merhabalar Sedef Hanım. Bütün katılımcılara da selam saygılarımı sunuyorum öncelikle. Evet. Şimdi konu malum, biz yayın sırasındayken Sayın Devlet Bahçeli'nin de Twitter üzerinden bu kez Alaaddin Çakıcı ve Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumlarını içeren tweetler de önüme geldi. Orada da Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır şeklinde ifadeler de barındırıyor. Bilmiyorum sizin okuma şansınız oldu mu yayın öncesinde. Dolayısıyla hemen sorayım. Siz ne yaptınız? Bir evet suç duyurusu girişiminiz var. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Hukuken nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi Sedef Hanım, hukuken elbette bir şeyler söyleyeceğim ama öncesinde Devlet Bahçeli'den bahsettiğiniz, açıklamalarından bahsettiğiniz. Ona ilişkin bir şeyler ifade etmek isterim açıkçası. Evet. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli ile polemik yapmak durumunda değiliz. Doğru da değil. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin hani dün başka, bugün başka farklı değerlendirmeleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Erdoğan'a yönelik daha önce söylemiş olduklarını, sonrasında farklı insanlara söylediklerini hep biliyoruz. Farklı zamanlarda farklı şeyler söyleyebilir. Ama yanlış şurada başlıyor. Yani bir mafya lideriyle genel başkanımızın aynı düzlemde buluşturulması olanağı olamaz. Böyle bir ihtimal yoktur. Üstelik en önemli şey o ki genel başkanımız Alaaddin Çakıcı denen kişiyi kayla almamak durumunda onu elbette muhatap almayacak. Almamasının gerekçesi elbette biliniyor. Biri mafya lideri, biri bu ülkeyi kuran partinin yani Mustafa Kemal'in oturmuş olduğu koltukta şu an oturmaya devam eden ana muhalefetin genel başkanı. Şimdi siz ana muhalefetin genel başkanıyla bir mafya liderini, suç örgütü liderini ki ceza almış, ceza yatmış, insan öldürmüş bir insanı aynı kefeye koyamazsınız. Yani Sayın Can Ataklı'yı ben çok değer veririm gerçekten. Her zaman zevkle okurum. Bir değerlendirme yaptı. O da ilginçti aslında. Boş değil dedi. Yani boş olup olmaması bizi ilgilendirmez ama. Yani şu an şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Genel Başkan'ın muhatabı elbette Alaaddin Çakıcı değildir. Ama Alaaddin Çakıcı suç işlemiştir. Seviyesizlik yapmıştır. Yani ahlak sınırlarını aşarak tanımlamalarda bulunmuştur genel başkanımıza yönelik olarak. Yani bunun hiçbir yargı düzleminde ya da ifade özgürlüğünün düşünüldüğü bir kapsamla değerlendirilme şansı yok. Çok net bir şekilde siz de ifade ettiniz. Aslında hakaret de değil. Resmen küfretmiştir Sayın Genel Başkanımıza. O yetmemiş gibi açıkça Genel Başkanımızı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur. Dolayısıyla artık bu aşamadan sonra Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapma şansı bence olmamalıdır. Ki yine şunu söyleyeceğim, Alaaddin Çakıcı'nın Genel Başkanımızla ilgili söylemiş olduğu sözlere değindiniz az önce. Sayın Can Ataklı Bey söyledi yanılmıyorsam. İşte öldür, gel beni öldür diyor. Yani beni öldürt diyor Sayın Genel Başkanımıza yönelik olarak. Ayrım şu, biz katil değiliz ki. Bizim ana muhalefet partisinin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı katil olabilir mi? Biz insana değer veririz, biz insanı yüceltiriz, biz insanı severiz. Hiçbir zaman ölümlerin yanında olmadık, ölümlerin peşinde olmadık. Tam tersine insanın yaşatmanın peşinde olduk biz.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından bahsediyoruz. Affedersiniz. Estağfurullah. Dolayısıyla yani yapılan açıklamaların bence bu çerçevede yapılması lazım. Dediğim şekilde biz katil değiliz. Biz kimseyi öldürmedik. Hiçbir aşamada kimseyi öldürmedik. Dolayısıyla Alaaddin Çakıcı denen kişinin yapmış olduğu bu açıklama elbette komik. O öldürmenin muhataplarını ben bilemem. Yani kimler ölümle ilgili değerlendirmeler yaparlar, kimler geçmişte insan öldürmüştür veya o anlamda değerlendirmeler yapmıştır, ona ben girmem, beni hiç ilgilendirmez. Ama sadece ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın avukatı olarak onu savunmak durumundayım elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak zorundayım. Ki her şeyden öte bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak zorundayım elbette. Yanlışları düzeltmek durumundayız, yanlışlar var. Tartışılırken bence bu özelde tartışılması doğru olur diye ifade etmek istiyorum. Sayın Alaaddin Çakıcı'sı ki biz hani Sayın Ecevit ekolünden gelen insanlar olarak yani muhatapları hep sayın diye hitap eden bir ekolden gelen bir siyasi partinin vekili olarak bunu ifade etmek durumundayım. Sayın diyoruz, ona da sayın demek durumunda kalıyoruz aslında. Ama nedensiz bir yere Sayın Genel Başkanımıza hakaret etmiştir. Belki biliyorsunuz daha önce Sayın Devlet Bahçeli'yi de hakaret etmişti Alaaddin Çakıcı ki çok daha ağır şekilde belki de tehditler savunmuştu. Devlet ama Bahçeli mi yoksa Erdoğan mı demek istediniz? Affedersiniz. Alaaddin Çakıcı. Bahçeli'ydi. Bahçeli'ye de. Erdoğan'a da çünkü bir hakaret içeren mektubu vardı ya yakın bir dönemde. Aynen. Yani çok çok ağır şeyler söylemişti ki hatta duruşma sırasında söylediği laflar video var biliyorsunuz dönen çok fazla izlediğimiz bir videoydu. Orada çok net bir şekilde hakaretler etmişti. Biz hiç şunu görmedik ki kamuoyuna yansımadı. Yani Sayın Erdoğan herkesle ilgili şikayetçi olurken derhal işlem yaparken dava açarken biz onunla ilgili bir dava açtığı bilgisine sahip olmamıştık. Kamuoyuna bu bilgi yansımamıştı. Neden yansımadı onu bilemem. Ama biz papuç bırakmayı izliyoruz ya aslında laf olsun diye söylemiyoruz ona. Korkuyla işimiz olmaz bizim. Silmekle işimiz olmaz bizim ki olmamalı. İnanın dün itibariyle Sayın Genel Başkanım ivedi bir şekilde bana talimat verdi. Yani Alaaddin Çakıcı özelinde işlem yapmak üzere, gerekli hukuksal girişimlerde bulunmak üzere bana talimat verdi. O talimat çerçevesinde ki bu sabah itibariyle tekrar kendisiyle görüşerek talimatların kapsamını aldıktan sonra sabah erkenle şikayet dilekçesini sunmuş olduk. Çünkü Genel Başkan şunu ifade ediyor. Elbette muhatap almıyorum diyor ancak papuç da bırakmayacağız diye ifade ediyor. Bunun hesabının sorulması gerekiyor. Hiç kimse ama hiç kimse Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı tehdit edemez. Sayın Çelik, bu noktada müsaade ederseniz bir soru yöneltmek isterim. Genelde şöyle bir yaklaşım var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yani Ana Muhalefet Partisi lideri Alaaddin Çakıcı'yı elbette muhatap almamalı. Yani ama burada muhatabınız belki de İçişleri Bakanlığı olmalı. Belki de Cumhurbaşkanlığı olmalı. Yani bu artık İçişleri Bakanlığı'nın da görev ve sorumlulukları içine girdiği için bu yönde de bir girişiminiz. Örneğin bu yönde bir protesto, bu yönde bir çağrı, bu yönde bir Süleyman Soylu'ya yönelik açıklama söz konusu olacak mı? Şimdi parti yöneticileri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcılarının kısmen bu anlamda değerlendirmeleri oldu biliyorsunuz. Kamuoyuna, Twitter'dan, sosyal medyadan, televizyon aracıyla bunu paylaştılar. Ama şunu ifade edeceğiz. Yani inandırıcı olur mu sizce? Ya Süleyman Soylu'nun bir İçişleri Bakanı olarak nesnel davranacağını ve gereğini yapacağını inanıyor musunuz? Sayın Erdoğan'ın bununla ilgili bir talimat verebileceğine inanıyor musunuz? Ki böyle bir talimata gerek var mıdır ki? Normal şartlar altında bu sözler, yani bu tür hakaret sözleri, tehdit sözleri yapıldıktan sonra, bir AKP'li yönetici yapıldıktan sonra derhal işlem yapılır mı yapılmaz mı? Re'sen dediğimiz yani Cumhuriyet Savcıları tarafından derhal işlem yapılır mıydı, yapılmaz mıydı? Ama belki Sayın yapılırdı. Çelik zaten mesele bu. Yani Sayın Soylu'nun böyle bir girişimde bulunacağını düşünüyor musunuz ya da tahmin ediyor Hayır. musunuz diyorsunuz? Biz Hayır. tahminler üzerinden değil, böyle bir girişim yapılsın, Süleyman Soylu'ya görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olarak hatırlatılsın. Eğer yapmıyorsa takdir halka bırakılsın. Ama zaten Soylu bunu yapmaz diye bir girişimde bulunmuyor olmak da CHP'yi yine
daha çok eleştirilen pasif bir siyaset güdüyor durumuna düşürmez mi? Sedef Hanım, şimdi o zaman teknik bir açıklama yapmak durumundayım. Lütfen. Şimdi genel başkanımıza yönelik yapılmış olan bu eylem adli bir vakadır. Yani adli bir durumla karşı karşıyayız. Adli durumda İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi yoktur. Yani bir adli olay gerçekleştikten sonra artık iş ilk etapta elbette Cumhuriyet savcılarındır. Emniyet güçleri adli kolluk kapsamında yardımcı olmakla yükümlüdür. Sayın ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket etmek durumundadır. Oradaki yetki ve görev İçişleri Bakanlığı değildir. Oradaki yetki ve görev elbette ilgili Cumhuriyet Savcısındadır. Şimdi bizim üstümüze düşen neydi burada elbette? Yetkili ve görevli olan kurum neresi? Savcılık Bakanlığı. O zaman sadece İçişleri Bakanlığı değil, o zaman Adalet Bakanlığı'nın önünde de belki bir yürüyüş, belki bir protesto. Belki evet. Çünkü sadece Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tehdit değil, insanların güven duygusunu zedeleyen bir hareket bu. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaret sadece şahsına ya da muhalefet partisine yapılmış değil. Aslında bütün ülke vatandaşlarının kendini güvensiz bir ortamda hissetmesine sebebiyet verecek bir tehditten bahsediyoruz biz. Yo, gerçekten dediğiniz bence de gerçekleştirilebilecek bir durum. Çünkü muhatap elbette Adalet Bakanlığı ilk etapta ki yani Cumhuriyet Savcılığı yetkili olmakla birlikte sonuçta Adalet Bakanlığı'nın da bu anlamda değerlendirme yapma şansı vardır ki yapmamıştır. Üstelik ironik olan şudur ki Adalet Bakanı daha birkaç gün önce Cumhuriyet Savcıları'nın cesur olmasından bahsetmiştir. Onlara cesur olun demiştir ama onun altını doldurmamıştır ki hani bize göre bu anlamda gerçekçi değildi zaten Adalet Bakanı yapmış olduğu değerlendirme. Zira cesur olmaya çalışan savcılar yakın geçmişte de olmuştu. Uzak geçmişte zaten çok çok fazla olmuştu. Ama cesur olan savcılarla ilgili de çok net bir şekilde HSYK tarafından çok ciddi işlemler yapılmıştı. Soruşturmalar başlatıldı, sürülme işlemleri oldu. Dolayısıyla bu tür baskıların olduğu bir yerde siz nesnel davranışla bekleyemiyorsunuz. Biz şunu yapmaya çalıştık. Elbette zorlayacağız. Dediğiniz elbette doğru. Ben şimdi siyasi boyutlu atraksiyonlarla ilgili çok fazla yorum yapma şansına sahip değilim. Bunu yapmam da bir hukukçu olarak, yani partinin hukukçusu olarak sadece teknik anlamda yorumlar yapabilirim. Bu özelde eğer bana sorarsanız onu söyleyebilirim. Normalde yapılması gereken oydu. Bizim Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmemiz gerekiyordu ki yaptık onu, derhal yaptık. Yani mesai başlar başlaması ki dün mesai bitimine doğru bu olay gerçekleşmişti. Hemen sonrasında işlemimizi yaptık. Ve şunu ifade ediyoruz, biz bunun peşini bırakmayacağız. Yani ilgili Cumhuriyet Savcısının nesnel davranıp davranmamasının bizim açımızdan çok fazla önemi yok. Çünkü biz gereğini yapacağız, iddialıyız bu anlamda. Ve net şunu söyleyebiliyorum. Alaaddin Çakıcı, Sayın Genel Başkanımıza yönelik olarak yapmış olduğu bu seviyesiz yaklaşımlarından, hakaretlerinden ve tehditlerinden kaynaklı ceza alacak diyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Alaaddin Çakıcı mutlak bir şekilde ceza alacak. Onun ceza alması için her şeyi yapacağız. Ceza almama şansı yok. Çünkü dünyanın hiçbir yargı düzleminde böylesine sözlerin bundan çıkarılma şansı olamaz. Hiçbir yerde olamaz. Ya bunlar eleştiri değil, düpedüz küfürler edilmiştir biliyorsunuz. O yüzden biz gereğini yapacağımızı söylüyoruz ve sonuç itibariyle ceza alacağını da burada belirtmek durumundayım ben. Evet. Sayın Balbay, siz bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiniz. Neler söylüyor kendisi konuyla ilgili olarak? Şimdi tabii Sedef Hanım, sevgili Celal Çelik'in hukuki değerlendirmeleri hani doğal olarak bir avukat olarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı olarak bir yol aldı ve ilerliyor. O tabii devam edecek. Ben hem Kemal Bey'in değerlendirmesi artı bu olayın yani geniş bir yelpazesi olduğunu paylaşmak istiyorum. Bir defa bu saldırı Kemal Bey'in şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu saldırı Kemal Bey'in şahsında demokrasiye. Çünkü Kemal Bey bu konuşmayı meclis kürsüsünde yaptı. Partisinin grup toplantısında yaptı. Ve orada kamuya açık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan bir konuşmaya karşı böyle bir saldırı düzenlendi. Her şey bir yana, meclis başkanı nerede? Ya meclisin genel anlamda kürsü dokunulmazlığı diyorsunuz. Yani her türlü konuşma yapılabilir diyorsunuz ama bir mafya lideri böyle kabul edilemez. Burada söylemek dahi istemediğimiz kabul edilemez. Küfür ediyor.
Bir defa birinci boyutu bu. İkinci boyutu Alaaddin Çakıcı şu anda bir afla hapisten çıktı ve bir davadan daha yargılandı ve hüküm giydi. Şimdi bu hüküm kesinleşirse daha önceki bütün suçlarda dahil olmak üzere cezaevine girecek. Şimdi bu konumda Alaaddin Çakıcı yeraltı dünyasının başka bir dilinde konuşuyor. Burada Erdoğan'la Bahçeli arasında da bir başka gerilimin parçası görünüyor. Şimdi Bahçeli bastırdı, Çakıcı'yı affettirdi. Tayyip Erdoğan bastırdı, Çakıcı'yı tekrar mahkum ettirdi. Ve şimdi burada eğer bu dava son mahkumiyeti bir cinayetten yargılandı, kesinleşirse hapse girecek tekrar. Yani bir anlamda belki de Çakıcı beni hapse atmayın diyor. İktidarın bir temsilcisi gibi ya da bir sözcüsü gibi de muhalefete saldırıyor. Hakikaten hani neresinden baksanız demokrasi dışı ve mafya yerin altının üstüne çıktığı, ayakların baş olduğu bir karmaşık, bir kaos düzeni bu. Böyle bir durum muhalefetten, hatta muhalefetten bile çok Türkiye'deki genel düzen itibariyle iktidarın da meşruiyetini sorgular. Ama bütün bunların iktidar katında iki gündür, dünden beri ben bilmiyorum diğer arkadaşlarımız rastladı mı, bir üzüntü, hani güçlü bir bunun kabul edilemezliğine ilişkin herhangi bir şey de görmedik. Bir de Alaaddin Çakıcı'yı ben Ergenekon davasında, bizim davada da Alaaddin Çakıcı tanık olarak dinlendi. Geldi, çok açık söylüyorum, mahkeme heyetini yönetti. Cümleyi seçerek söylüyorum. Alaaddin Çakıcı Ergenekon davasında ifade vermek üzere geldi ve mahkeme heyetini yönetti. Bu soruyu sorma dedi, geç bunu dedi. Bunu şöyle sor dedi. Cevap verirken mahkeme heyetinin önünde volta atmaya başladı. Bayağı bu elinde tespih, volta atmaya başladı. Tabii orada kıpırdayan sanığa hüküm veren, orada mahkeme heyetine örneğin beni böyle yargılayamazsınız diyen kişiler hakkında hakaretten dava açan mahkeme heyeti dinledi. Mahkeme başkanı da Hüsnü Çamlık'tı. Yani böyle bir kişiden söz ediyoruz. Şimdi o ben bunu Silivri'de hapiste demir parmaklıkların ardından o dönem yazılarımı mektupla gönderiyordum. Mektupla bu yazımı gönderdim Cumhuriyet'e. Ve o Cumhuriyet'te de yayınlandı 2011 yılında. Şimdi bu kişi dışarı çıkıyor. Devlet Bahçeli hapiste ziyaret ettikten sonra işte af çıkıyor. Ve tekrar hapse girmesi gündemde ve şimdi Türk siyasetine, ana muhalefet liderine ve onun şahsına, demokrasiye küfrediyor. Yani bu hakikaten kimsenin kabul edemeyeceği bir şey. Ve burada herkesin meşruiyeti sorgulanır eğer bunun üzerine gidilmezse. Ben Sayın Çelik'in tabii ki hukuki girişimlerini yapacaktır ve değerlendirmeleri kendi çerçevesini çizmiştir. Ama bu saldırının adli boyutu evet vardır ama siyasal boyutu da vardır. Evet. Ve bu anlamda Türkiye'de siyasetin yakın gelecekte hakikaten bir kaos demeyeyim ama bir altüst olacağı ve iktidarın ayakta kalmak uğruna her şeyi yapacağını gözlemlediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle demokrasi güçlerinin ortak bir paydada buluşması lazım. Ben bugün Kemal Bey'le arada bir, tabii ki gazeteci olarak, Cumhuriyet'in bir yazarı olarak da görüşüyorum. Yani bugün bir kahve içimi görüştüm ve Kemal Bey'in de değerlendirmesi, zaten kamuoyu yönelik olarak da söyledi, Çelik de söyledi biraz önce. Hani birebir bir genel başkan olarak buna kıymet veriyor havasında değil. Ama şöyle bir değerlendirme içinde, sabahtan da biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Evet. Şu anda Türkiye'de önümüzdeki dönem seçimin ittifakları, partileri yok diyor Kemal Bey. Kendi cümleleriyle söylüyorum. Demokrasi isteyenlerle otokrasi isteyenler arasında bir seçim yapılacak. Biz belki de ilk defa, bunlar Kemal Bey'in cümleleri, belki de ilk defa seçimden önce, seçimden sonra değil, seçimden önce Türk siyasetinin sağında da solunda da demokrasi isteyen partiler bir araya gelecek ve biz
Davutoğlu ile görüşmesini de içine katarak söylediğim, yakın geleceğin iktidarının altyapısını hazırlıyoruz. Şu andaki görüşmelerimiz AKP sonrası iktidarın temel ilkeleri, yol haritası şimdiden belli olsun ki ileride farklı anlaşılmalar ya da yolda herhangi bir olumsuzluk olmasın. Biz bu çalışmanın içindeyiz dedi ve hakikaten hani bu iktidarın doğal ömrünü doldurduğunu, bunu hepimiz de görüyoruz zaten, ama iktidarın doğal ömrünü doldurması yetmiyor. Toplumun gözünde onun yerine ne gelecek sorusunun çok net cevaplandırılması gerekiyor. Ben bunu bu şekilde de sordum Kemal Bey'e. Dedim hani tamam, hakikaten de ekonomideki tablo, işte hukuktaki tablo, uluslararası alandaki tablo, yani bu her yanıyla çökmüş ve halka söyleyecek bir şey kalmamış bir iktidarla şu anda karşı karşıyayız. Ama mesele en az onun kadar iktidarı seçenek gücün bu iktidarı eleştirmesi değil, kendisinin bu ülkeyi artık yöneteceğini ortaya koyması. Kemal Bey de bu değerlendirmelere katıldığını ve bu yönde şu anda adımlar attıklarını söyledi. Doğrusu ben de böyle görüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ittifakı hepimiz biliyoruz. Belki zaman kalırsa bir sonraki bölümde ez cümle değiniriz. İyi Parti'ye yönelik hani FETÖ tutturamadık, bir de başka bir yerden işte anayasa yapacaktınız diyelim gibi o saldırılar dahil Millet İttifakı'nı parçalamak ve AKP'nin önünde artık tek seçenek var. Yani iktidarını korumak için tek yol var önünde. Benim seçeneğim yok ki kardeşim. Bunu oturtabilirse ancak iktidarda kalacağını düşünüyor Sedef Hanım. Yani ben son cümlem olsun. Hakikaten bizi izleyenler farklı görünen olayları bir araya getirdiğimizde Erdoğan'ın hukukta ve ekonomide reform yapacağız dediği günden sonra bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 5 yıllık meclis konuşmalarından fezleke hazırlandı. Elbette aynı şey değil. Fezleke de Kemal Kılıçdaroğlu'na hakarettir bence ve meclise, demokrasiye hakarettir. O fezlekeler bile konuşmalardan fezleke Sedef Hanım. Bir, iki, İmamoğlu'na ya Kanal ya İstanbul dedin diye soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı İstanbul Belediyesi'nin paraların nereye gittiğine bakıyor ama demokrasinin nasıl bir saldırı altında olduğuna bakmıyor. 3. Tunç Soyer'e depremle ilgili konuşma yasağı getirildi. 4. Yine son günlerde olduğu için söylüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ne doğruluğu saptanmış ama taraflarıyla konuşmadı diye 28 gün ilan cezası verdi. Basın ilan kurumu bir mahkeme yerine koydu kendini. 5. Şu anda bir mafya içindeki lider demek bile o sözcük denmez çünkü oraya getirmek istemiyorum çünkü bir mafyanın içindeki bir kişinin bunca suça bulaşmış, hüküm giymiş ve şu anda da son cinayetten hüküm giymiş bir kişinin bir genel başkana saldırması. Yani hakikaten hani hukuk reformu dendiği haftada bunlar yaşanıyor. O yüzden benim gördüğüm artık biraz da Can Ataklı da bu yanına çok sık değinir. Bu iktidarın eleştirilmesi artık ikinci konudur. Bu Türkiye'nin bunu kaldıramayacağı, artık böyle gidemeyeceği, ne olursa olsun biz bunu hak etmiyoruz Sedef Hanım. Yani Türkiye'nin demokrasi birikimi tek partiden çok partiye geçmiş, tam bağımsızlığını kurmuş, Kemal Bey'in ve bugün söylediği gibi Kuvayi Milliye'den gelen bir CHP'nin, bir Türkiye'nin yani bu tabloyu hak ettiğini düşünmüyorum ben. Bunu aşacak bir süreç artık. Geçen hafta da öyle bağlamıştık. Yani ufuk ötesi biraz o olsun. Ben bunun konuşulacağı bir süreci bizler de sorumluluk taşıyarak, hani bizler de içinde yer alarak öne koymak gerekiyor. Hakikaten hiçbir alanda bu iktidarın halka söyleyeceği bir şey kalmadı Sedef Hanım. O yüzden zaten saldırıyorlar. Başka bir gündem yaratmaktan, başka bir gündem yaratmaktan başka seçenekleri yok. Saldırı boyutu önemli. Sayın Celal Çelik de bizleyken bunun işin bir de hukuki boyutunu bir kez daha bu bölümde sormak istiyorum. Çünkü bugün Meral Akşener'e de bir yani gazeteci görünümlü köşe yazarı, ben ismini de zikretmeyeceğim. Hatta hangi gazetede yazdığını da zikretmeyeceğim ama gerçekten şöyle bir ifade kullanmış. Deli ile
geri zekalı arasındaki fark, bir deliyle parti kurup o deliyi genel başkan yardımcısı yapana dünyanın her yerinde geri zekalı derler diye yazmış bu şahıs gazetede. Yani Meral Akşener'e geri zekalı demiş. Var yazılı, köşe yazısında. Gazeteci olmadığı için ismini zikretmeyeceğim, gazetenin de ismini vermeyeceğim. Ama arzu edenler girip internette bulabilir. Şimdi bu kadar aleni küfretmeler, bu kadar aleni tehditler, hatta linç etmeler karşısında hukuk gerekeni yapmaz ise, yapmıyor ise, muhalefet gereken sesi gür bir şekilde çıkaramıyor ise vatandaş ne düşünür Sayın Çelik? Bana zor soru sordunuz. Önce onu söyleyeyim Sedef Hanım. Şimdi şöyle, yani biz şunu yapmak durumundayız en azından. Hem hukukçu kimliğimizde hem belli bir oranda siyasi kimlikle elbette mücadele etmek durumundayız. Yani kalkıp da şunu deme şansına sahip değiliz. Yani yapacak bir şey yok. Evet, çok zor durumdayız. Biz ne yaparsak yapalım başaramayacağız deme şansına sahip değiliz. Biz şu ana kadar elimizden geldiğince hukuki anlamda mücadele ettik ve inanın ki büyük bir çoğunluğunda da başarıya ulaştık. Sonuç itibariyle başarıya ulaştık. Yani bu yeterli bir şekilde belki yani yansımıyor falan ama sonuçta başarıya ulaşıyor. Bir şekilde ulaşıyorsun. En mesela linçle ilgili, yani Ankara Çubuk'ta herkesin gözü önünde, kameraların önünde Sayın Kılıçdaroğlu linç edildi. Evet. Mesela bununla ilgili ne gibi bir sonuç alındı? Sedef Hanım şöyle söyleyeyim, onunla ilgili biliyorsunuz ilgililerle ilgili dava açıldı. Elbette beklendiği ölçüde ağır cezalar talepli olarak dava açılmadı ama sonuçta davalar açıldı. Ama maalesef duruşması tam da Mart ayındaydı. Bu yılın Mart ayında olacaktı. Pandemi dolayısıyla yasadan kaynaklı olarak ertelendi. Daha hiçbir duruşması yapılmadı maalesef. Ama yapılmamasının sebebi pandemiydi. Yani onunla ilgili kalkıp da şunu söyleyemeyiz. Ya işte burada bir siyasi tasarruf var veya başka bir şey var deme şansına sahip değiliz. Yani nesnel davranmak durumundayız elbette. O yapılmadı ama genel başkanımıza yönelik eylemlerde bulunanların tamamı ceza alacak ama. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz mücadele edeceğiz ve sonuçta elbette ceza alacaklar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben birçok aşamada yani genel başkanımıza yönelik eylemlerde bulunanlar da cezalar aldılar. İşte yumurta atan da ceza aldı. Yumruk atan da ceza aldı daha önce. Şimdi ona ben, ki bazen genel başkanımız biliyorsunuz farklı gerekçelerle affettiği zamanlar da olmuştur belki ama sonuç itibariyle böyle genel başkanın yani şikayetini geri al talimatını vermemesi olasılığında şikayet ettiğimiz herkes bugüne kadar ceza aldı. Şimdi bizim insanımızda şöyle bir algı var. Yani bir suç işleyen eğer olay sırasında derhal tutuklanmamışsa sanki ceza almamıştır gibi bir anlayış var. Çünkü tutuklamak bir ceza olarak görülüyor. Aslında doğru olan bir şey değil bu. Biz hani yere geldiği zaman nesnel olmak durumundayız. Bu anlamda söylüyorum. Tutukluluk bir tedbirdir. Ha, genel başkana yönelik yapılan linç girişimi sırasında bir kişi bile tutuklanmadı. Tutuklanması gerekiyor muydu? Evet, tutuklanması gerekiyordu. Çok ağır suçları işlenmişti orada. Gerçekten adam öldürmeye teşebbüs suçu işlenmişti orada. Orada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu işlenmişti. Bunlar ağır suçlar. Yani bu suçlardan yaralamadan bahsetmiyorum. Yaralama da vardı, hakaret de vardı, tehdit de vardı elbette ama bunlarla o bahsettiğim suçlar arasında bir ayrım var. O suçlardan kaynaklı olarak mutlaka tutuklama işleminin yapılması gerekiyordu. Yapılmadı. Yapılmamasının sebebi neydi biliyor musunuz? Yapılmamasının sebebi o tarihte hatırlarsanız yerel seçim süreciydi. O dönemde bir algı yaratılmaya çalışılıyordu Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Sayın Genel Başkanı ile ilgili. Bu algıyı kimler yaratıyordu? Süleyman Soylu yaratıyordu, Sayın Erdoğan yaratıyordu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, HDP özelinde işte birliktelik anlamında değerlendirmeler yapıldı. Bundan kaynaklı olarak Süleyman Soylu hadsizce, bakın tekrar söylüyorum, haddini aşarak, suç işleyerek şunu yapmıştı. Demişti ki bütün valilere talimat göndererek Cumhuriyet Halk Partilileri şehit cenazesine almayacaksınız, almayın diye saçma sapan hukuksuz bir talimat vermişti. O talimatın kamuoyuna yansıması ve bu çerçevede altının doldurulması, yalanlarla doldurulması sonucunda bu Çubuk'taki linç girişimi gerçekleşmişti. Şimdi suçlu kim?
azmettirenler. Buradaki azmettiren kim oluyor? Yani çubuk linç girişimini yapanlar oradaki inek hırsızları mıydı? Yani oradaki eğitimi olmayan, herhangi bir niteliği olmayan, hırsızlıktan sabıkalı insanlar mı bu suçu gerçekleştirdi? Evet, fiilen onlar gerçekleştirdi ama kim azmettirdi bunları? Zaten yani esasen azmettiricilerin ortaya çıkması gerekiyor ki benzer olaylar yaşanmasın. Elbette, işte onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Şimdi dolayısıyla onunla ilgili bir problem var. Yani orada yapması gereken aslında eğer gerçek bir soruşturma yapılmış olsaydı orada bir bağlantı kurulurdu. Orada bir sorunuz net var bir mı şekilde Sayın Ocak'tan? Tamam, peki. Yani orada bir kışkırtma kapsamlı eylem var. O kışkırtmayı yapan bize göre siyasilerdi. İktidardaki siyasiler tarafından genel başkanımıza yönelik yapılan kışkırtma, şehit cenazeleri üzerinde yapılan kışkırtma sonucunda bu eylem gerçekleşmişti. Ama biz bunun peşini bırakmadık. Yine bırakmayacağız. Tekrar söylüyoruz. Şimdi bu Sayın Mustafa Balbay çok iyi bilecektir. Gerçekten çok saygı duyarak söylüyorum kendisine. Ergenekon'da yargılandı. Ya haksız, yıllarını aldı. Ya şimdi bakarken biraz üzüldüğümü söyleyecek. Saçları beyazlamış olduğu için belki hani daha fazla gibi. Çünkü yıllar gitti elinden. Hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde suç yaratılarak, yalanlar üretilerek yıllarca tutsak kılındı. Kim yaptı onu? Elbette FETÖ'cü hakim savcıların eliyle yapılmıştı. Ama kimin desteğiyle yapmışlardı? Siyasi iktidar desteğiyle yapmışlardı. Ama o dönemdeki hakim savcılar, yani o bahsettiği başkan üyeler, savcıların tamamı ceza aldı. Tamamı ya şu an fare deliğindeler ya da tutuklular şu an. Şimdi yani şuna niye bunu söylüyorum? Şu an için bir insanın koğuşturmaya tabi tutulmaması, soruşturmaya tabi tutulmaması yarın tutulmayacağı anlamına gelmiyor ki. Bu 18 yıllık AKP iktidarı döneminde inanılmaz suçlar işlendi. İnanılmaz suçlar işlendi. Bakın Oslo görüşmeleri var. Şimdi nereye koyacaksınız onu? Yani şimdi Sayın Cumhuriyet Gazetesi yöneticileriyle ilgili soruşturma üzerinde söylüyorum. Onların yapmış olduğu haberin gerçekliği var. Nereye koyacaksınız onu? Onlar suç muydu? Suçtu. Suçu işleyenler, suçu haber yapanlarla ilgili ceza davaları açtırdı. Şimdi böylesine bir ülkede yaşamış oluyoruz. Ama biz elimizden geleni elbette yapacağız. İnanın düşünülen çok ötesinde atraksiyonlar, hukuksal anlamda söylüyorum elbette, yapmak durumundayız ki yapıyoruz. Evet. Bununla ilgili hani haksız eleştirileri elbette karşılamak durumunda olacağım. Ben şunu söylüyorum. Bana, yani bana derken bütün parti hukukçularına elbette, somut bir şey gelirse yanıtını veririz. Bu anlamda yanıtını veririz. Ya çünkü Sayın Genel Başkanımızın çok genel talimatları da var bize. Olumlu anlamda söylüyorum. Reaksiyon göstermemizi istiyor. En ufak bir hukuksuzluk durumunda buna benzer hukuk katliamları karşısında müdahale etmemizi istiyor Sayın Genel Başkanımız. Evet. Sayın Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Hukukken verdiğiniz mücadele sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu savunmak ya da CHP'yi, ana muhalefeti savunmak değil. Aslında demokrasinin gereği olan hukukun, adaletin yerini bulması anlamında da çok önemli. Çünkü genelde şöyle, ana muhalefet partisi lideri kendisini koruyamıyorsa vatandaş ne yapsın? Yani dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında ona yönelik yapılan saldırılar, tehditler ya da Sayın Meral Akşener'e yapılan saldırılar, tehditler sadece parti liderlerine yapılmış değil. Aslında bu kadar güç sahibi insanlara bile bu tehditler yapılıyor ve hukuk işlemiyor, adalet yerini bulmuyorsa o zaman sokaktaki vatandaş ne yapsın duygusunun yaratılmaması lazım. Yoksa bu duygu olduğu sürece Türkiye'de güven olmaz. Güven olmadığı sürece de ne barıştan, ne refahtan, ne demokrasiden, ne adaletten, ne hukuktan bahsetmek mümkün olamaz. Sedef Hanım, daha doğrusu iki şey lütfen, açıklayabilirim. Lütfen, reklama gireceğim. Buyurun lütfen. Şimdi Sayın Mustafa Bağbay anımsattı, o yüzden benim için de önemli. Şunu ifade etti. Sayın Genel Başkanımızla ilgili biliyorsunuz geçen hafta bir fezleke düzenlendi. Evet. Fezleke neydi? İşte komik bir durumla karşı karşıya kaldığımız için bunu elbette söyleyeceğim. Fezleke şuydu. Sözde genel başkanımız suçu ve suçluyu övmüş. Suçluyu övmüş. Kim suçlu biliyor musunuz? Orada fezlekede geçtiği için söylüyorum. Demirtaş suçlu. Yani HDP'nin eski genel başkanı suçlu. HDP'nin genel başkanı çok doğru bir şekilde bir tanımlama yapıyor. Diyor ki, bir açıklama yapıyor orada. Diyor ki ben şundan ötürü yatıyorum. Bir kelime kullandım diyor. O kelimeden dolayı tutuklandım ve içeri atıldım diye söylüyor.
Ve bu kelimenin aynısını Binali Yıldırım kullandı diye ifade ediyor. Eğer adalet varsa, eğer eşitlik varsa, çifte standart yoksa neden onunla ilgili işlem yapılmıyor diye açıklama yapıyor. Bu açıklama genel başkanımıza soruluyor. Genel başkanımız doğru diyor, haklı diyor. Bu anlamda haklı. Yargı çifte standartı kaldırmaz diyor genel başkanımız. Eğer biriyle ilgili işlem yapıyorsanız diğeriyle ilgili yapacaksınız diyor. Şimdi bundan ötürü ki bu şikayeti MHP'liler yapıyor. MHP'liler dediğim MHP'nin genel başkan yardımcıları Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerine getiriyorlar. Şimdi bakın. Şimdi bugün Devlet Bahçeli'nin Sayın Çelik yaptı? Reklama girmek durumundayım. Toparlayabilirseniz lütfen. Tamam. Evet, son yani sözünüzü buradaki, alayım ve reklama girmem lazım. Çünkü Alaaddin yönetmen Çakıcı arkadaşım birkaç kere uyardı. Alaaddin Çakıcı bir suçludur. Dolayısıyla onu övmüştür Devlet Bahçeli. Dolayısıyla çifte standart olmaması gerektiğini ifade etmek için bunu söyledim. Evet. Bunun dışında da dediğim şekilde ben ve bütün parti hukukçuları elbette elimizden geldiğince mücadele etmek durumundayız. Dolayısıyla bunu yaptığımıza inanıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Celal Çelik. Kolay gelsin diyoruz ve şimdi tamam. Hemen bir reklam arasına giriyoruz. Ardından kaldığımız yerden. Değerli izleyiciler, Ufuk Ötesi'nin 3. bölümüne başlıyoruz. 2. bölümde Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi ve aslında onun şahsında bu tehditvari yaklaşımlar ve korku ortamının nelere mal olabileceğini konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik'le beraberdik. Şimdi hukuk dedik. Hukukun yanı sıra bu 3. bölümde Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini, yani bir anlamda Ankara'yı teğet geçen ziyaretini ve elbette koronavirüsü ile ilgili alınan tedbirleri de konuşacağız bu bölümde. Sayın Mehmet Ocak'tan arada dedi ki bana çok güzel bir şey, hukuk yoksa gerisi boş dedi. Dilerseniz oradan devam edelim. Şimdi tabii bugün şikayet ettiğimiz pek çok şeyin işte diyoruz ki korku iklimi hakim. Niye korku iklimi olur? Eğer bir hukuk devleti yoksa ortada, insanların hukukları korunamıyorsa bu korku ikliminin daha da koyulaşması demektir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan inek hırsızının yaptığı saldırının sonucunu aldı mı Türkiye? Yani orada bir yargılama olup da gerçekten adalet yerini buldu mu? İşte daha duruşmalar çok daha gerçekleşmemiş bile. Ama yani bu orada öyle anlaşılıyor ki oradan da çok ben açıkçası umutlu değilim. Çünkü o adam inek hırsızı kutsandı. Ne değerli bir iş yaptığı neredeyse adamı ödüllendireceklerdi yani. Şimdi böyle bir ortamda şimdi işte şu tehdit sözleri söylemiş, bunları söylüyor. Bütün bunların aslında temelinde şimdi hukuk reformu yapacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Buna aslında hepimiz inanmak isteriz. Gerçi AK Parti'nin son 5 yıllık karnesine baktığımız zaman böyle bir şeyin toplum nezdinde bir inandırıcılığı yok. Ama her şeye rağmen çünkü duvara dayandıkları için ekonomik anlamda böyle bir şey yapmak zorundalar. Ama bunu yapabilmeleri için Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili mesela bir taraftan hukuk reformu diyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili fezleke hazırlatıyorsunuz. Evet, doğru. Şimdi biz bunu 2. bölümde konuştuk. Dilerseniz toparlayalım. Şöyle bir şey söylüyorum. Eğer bir hukuk reformu yapacaksak öncelikle tabii buranın insanlarına bunu yapmak zorundayız. Evet, yabancı yatırımcı gelsin diyoruz ama eğer bu ülkede Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan mahkemeler anayasaya uymadıkları sürece, yani bunu bilelim ki medya özgürlüğünü sağlamadığımız sürece, fikir özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmadığımız sürece, dolayısıyla belediyelerin elini kolunu bağlayan bir siyaset anlayışından yargının üzerindeki siyaset etkisi gitmeden ve sokaktaki konuşan, eleştiren insanların devlet korkusundan kurtarmadığımız sürece hiçbir hukuk reformu yapamayız. Evet. Dolayısıyla bunu bir defa bir zihniyet değişimine buna inanması gerekiyor. Maalesef şu anda böyle bir tablo yok ortada. O yüzden de insanlar işte şu tehdit yani ettiğiniz... Siz reform konusunda iyimser değilsiniz. Yani açıkçası... Şimdi bakalım yani itibarlı ülke olmak aslında ne kadar hukuk devleti olduğunuzla da çok ilintili. Şimdi bakın gerçi görev süresi bitiriyor ama yine de dış siyasette Amerika'nın Türkiye'ye yönelik
tavrının çok önemli bir göstergesiydi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti. Şimdi bir hemen hatırlatalım. 7 ülkeyi ziyaret etti Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Bu ülkeler içinde yani Fransa vardı, Suudi Arabistan vardı, Katar vardı, Gürcistan vardı. Bu 7 ülke içinde değerli izleyiciler sadece ve sadece Türkiye'de iktidar yetkilileriyle görüşmedi. Ankara'yı teğet geçti, Fenerun Patrik ile görüştü ve ondan sonra da bir fotoğraf verdi beraber ve gitti. Dolayısıyla bunu da konuşmak istiyorum. Sayın Can Ataklı, nasıl bir mesaj? Şimdi çok ilginç, nasıl okumak tabii, lazım? Çok ilginç. Şimdi bu demokrasi dedi, çok güzel anlattı Ocak'tan da. Şimdi Obama'nın bir kitabı çıktı. Evet. Obama'nın kitabında güzel. Böyle Tayyip Erdoğan'la ilgili bir bölüm var. Çok diplomatik bir şekilde fena halde geçirmiş. Diyor ki, ricalarımı hiç kırmadı diyor. Şimdi devletler arası rica olmaz yani. Konuşursun evet. Ya olur ya olmaz. Ve devletler arası hep aynı klişe söyleniyor. Efendim dış politikada ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yoktur. Çıkarlar söz konusu falan. Adam kibarca diyor ki, ne rica ettiysem yaptı diyor. Biz de zaten onu söylüyoruz. Evet. Bu şimdi Amerika Dışişleri Bakanı herhalde kendi kafasına göre bir şey yapmıyor. Şimdi bakın Amerika'da değişmeyen bazı şeyler vardı. Trump gibi bir deliği başlarından def ettiler 4 yılda. Amerikan halkının demokrasiye ve hukuka inancı gayet güzel. 4 yılda anladı. Dedi ki bundan bir numara olmaz. Attı. Şimdi atan ama Obama şeyi Trump'a atarken devletin bazı yapıları aynen durur. Yani bir dışişleri bakanı kendi kafasına göre ben Fransa'ya giderim. Onu bunu konuşurum. Evet. Oradan oraya geçerim. Onu konuşurum. Ama Türkiye'de konuşmam. Böyle bir şey diyemez. Her şey hesaplı yapılır Amerika'da. Yani Trump arızaydı, gideriyorlar ama geri kalan her şey. Şimdi nedir? Şimdi bazen şöyle, ya abi gelmiş gidiyor zaten adam topal ördek hani o meşhur laf var ya, evet. Gidiyor. Hayır, ekümenik kabul ediyor ve dünyaya bir mesaj veriyor. Ben, Amerika, şimdi o Dışişleri Bakanı gidecek ama yenisi gelecek. Bunlardan habersiz, onlara kazık atmak üzere bir şey yapmaz. Diyor ki Amerika, arkadaş ben İstanbul'u Vatikan gibi görüyorum. Ve oradaki Rum, Fener Rum Patriğini de ayrı bir devlet gibi kabul ediyorum. Ben Türkiye'ye gitmedim. Evet. Ben İstanbul'un içinde aynı Roma'nın içindeki Vatikan gibi olan Fener Rum Patriğine gittim. Onu bir devlet başkanı olarak onunla vedalaştım. Çünkü adam Türkiye'ye gelmeden önce mesela Fransa'da Türkiye'ye karşı nasıl yaptırım uygularız konuşuyor. Macron'la beraber. Macron'la onu konuşuyor. NATO'dan çıkarma... Dur diyorlar daha oraya kadar değil. Hele biraz daha kulak çekerim. Yapar. Şimdi tabii bütün bunlar. Ki bu AKP iktidarının allayıp pullayıp seçim öncesi destek verdiği ha. Trump'ın. Ya bakın hep bunlar sonuçta dolaylı destekler. Bakın. Ben ısrarla hep burada da hep bunu savunuyorum. Sabah yayınlarında da söylüyordum. Ya bu çok güzel bir şey. İşte dış güçler dedikleri bu. Yani işte görüyorsunuz değil mi? Bakın Macron bizim altımıza oymacı. Ey Macron filan. Sonra ne yapıyorsun? Boykot diyorsun. Ne oldu o boykot? Niye kimse sormuyor? Ben merak ediyorum. Çünkü o zaman biz boykot dediğimiz zaman Fransa'nın bir boykotu yoktu. Evet. Şimdi Fransa boykot diyor. Şimdi koyuyor. Peki hayır bunu sormadan bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bu devletler arası ilişkilerde böyle bir boykot yapalım. Bir dakika yani oturup konuştunuz mu getirisi götürüsü şu. Sadece bir Renault fabrikasını çektim dese 20 bin kişi aç. Dolayısıyla bütün o Bursa havalisi bilmem ne yan parça tedarikçilerle falan milyona yakın insan. Hiç hesap ettin mi? Yani at... Yani bilmem ne markasını almayacağım, koku almayacağım. O değil ki Fransa'nın. Ama bakın bunu yapabiliyorlar. İşte dünyada aslında bu tür numaralarla Tayyip Erdoğan'a muazzam bir destek veriyor. Çünkü bakın iddia ediyorum. Ne Amerika, ne Avrupa Birliği, ne Merkel'i, ne Macron'u Türkiye'de daha çok söz dinleyecek. Söylenilen her şeyi anında yerine getirecek. Baş üstüne diyecek. Cumhuriyet tarihinde bulduğu en müthiş yönetim. Bu yönetime canın ne istiyorsa yaptırıyorlar ama benim zavallı insanlarım Amerika'ya, Avrupa'ya, dünyaya kafa tutulduğunu zannediyor. Evet. Adamlar da kafa buluyorlar işte. Adam gidiyor Fransa'ya, Türkiye'ye bunları yaparız diyor. Mesaj atıyor. Türkiye'ye geliyor. Ben sizden kimseyle görüşmem kardeşim diyor. Ve Türkiye, o dünyaya kafa tutan hani böyle herkese esen gürleyen Türkiye ve saraydaki şahsım bir dakika arkadaş sokmayın lan bu herifi diyemiyor. Çünkü diyemez. Nasıl desin? Amerika'ya bak ve şu anda bütün güçleriyle Biden'a aman abi
Ne istiyorsan yapacağız ha. Bak sakın abici düşman belleme. Biz Trump, ya Trump'ı idare ettik biz. Ayıp ediyorsun. Sen daha iyisin. Şu anda o Beyaz Saray'a heyetler gönderiliyor. Lobi şirketleri tutulmuş. Milyonlarca dolar harcanıyor. Yeter ki aman bizi süpürme. Süpürürsen mahvoluruz abi. Kalıyor. Onlar da gayet güzel desteği göreceksiniz. Esas ben hep anlatıyordum. Trump'tan kork. Çünkü Trump 4 yıl daha kalacak. Umru olmazdı. Şimdi Biden geliyor. Ha onlar da diyecekler ki bir bakalım tabii canım Türkiye'nin durumuna bak. Durumumuz budur. Türkiye bugüne kadar bütün tarihimiz boyunca daha itibarsız, daha istenilmeyen, daha itilip kakılan bir duruma asla düşmemişti. Ama maalesef ve maalesef halka bunu anlatmaları, muhalefetin de katkısını burada takdir etmek lazım. Dünyaya kafa tutan, dünyayı böyle silip süpürecek kadar askeri güce ulaşmış iki tane drone'la yakarım, yıkarım, Amerika'yı bile alırım havası. İnsanlar sokakta öyle o zaman tabii ne doların yükselmesi, ne hayat pahalılığı, ne korona, ne aşı gelmemesi, ne tedavi yapılmaması. İnsan hiçbir şey olmuyor. Yeter ha biz dünyada bir numarayız. Helal olsun bize. Kandırılıyor. Ha bir gün duvara böyle kafayı bir vurur. Yamyatsı oluruz. Zaten o zaman da sesini çıkaracak kimse kalmamış olur. Hayır. Şimdi tabii dış politika, bütün dış politika şeylerimiz hep bir gösteri üzerine. Hmm. Yani biz bir proje yapmıyoruz. Suriye'ye giderken de bunu yaptık. Suriye'de neydi hedefimiz? İşte terör örgütünü geriye itmek, oradaki vatandaşlara, işte Esad'dan kaçanlara yardım etmek. Oradaki Amerika ve Rusya ile yapılan bütün işte 6 kilometrelik şeylerde PYD zaten Arap bölgelerini şey yapmıştı. Sonuçta onları koz olarak kullanmak üzere pazarlıkta Amerika dedi ki çekil onlar kendi yerlerine. Şimdi PYD orada yerinde duruyor. IŞİD duruyor. IŞİD duruyor. Esad bütün şeyi duruyor. Rusya duruyor. Biz niye gittik? İstiklal Savaşı ile eş tuttuk. Çanakkale Savaşı ile eş tuttuk. Niye orayı? Libya işte efendim Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar. Niye Libya'da Afrika'dan başlıyor kardeşim Türkiye'nin güvenliği? Farkında mısınız? Bunların hiçbiri şu anda konuşulmuyor. Şimdi oraya gittik. Oraya gittik ne oldu? Şimdi orada Mısır'la Fransa racon kesiyor. Biz yine yokuz. Şimdi burada da Trump'la bir ahbap çavuş ilişkisi içinde şeyler ilişkilerimiz sürdürdüğümüz için biz dış politika yapmadık. Dış politikadaki Türkiye dünyanın en iyi diplomatlarına sahip bir ülkeydi. İdi. İdi. Şimdi büyük oranda onu da bozduk. Olanlar da zaten seslerini çıkaramıyorlar çünkü yapacak bir şey yok. Şimdi AK Parti'nin bile en çok iddialı olduğu konu neydi? Mesela Filistin'dir. Filistin'le ilgili Türkiye ne yaptı? Yani her tarafta mitinglerde Filistin dersin, bilmem Bağdat, Şam dersin. Kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le ilişki kurdu diye adamlara söylemediğimiz bırakmıyor. Sen kardeşim ilişki içindesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmiş dönemlerde Amerika'da da ilişkiler oldu. Demirel döneminde yani rakamları tam iyi hatırlayamayabilirim. 50-60 tane irili ufaklı Amerikan üsleri kapatıldı bu ülkede. 12 Eylül'den sonra Kudüs'le ilgili yine İsrail'in bir böyle şeyi şımarıklığı döneminde Kudüs Başkonsolosluğu'nu bir süre kapattı Türkiye. Şimdi bakın o kadar yani önemli bunlar... bir şey ki ikinizin de söylediği çok güzel bir şey var. Şimdi olanla halka yansıtılan arasındaki uçurum. Şimdi Ecevit dediniz. Bakın genelde bu yandaş medya ve AKP neyi kullanıyor? Bu aktroller. İşte biz Amerikan başkanının önünde eğilen bir başbakana artık sahip değiliz. Yani Clinton şöyle oturmuş. Ecevit'in de her zamanki şöyle bir hani saygı nezaket ve hani nezaket. 40 kareden bir tane ya. Ve yani yaşı itibariyle de şöyle durulmuş. Birbiriyle bir sohbet havası içinde. Hatta Clinton göz teması kurmak için saygısından ötürü böyle biraz yaslanmış masaya. Şimdi bunu yıllarca işte biz artık Amerikan bir Amerikan başkanının önünde eğilen bir başbakanın olduğu Türkiye değiliz diye. Sırtı sıvazlanan olduk ama. Yıllarca kullandılar. Ki o Ecevit dediğiniz gibi gerektiğinde Amerika'ya da kafa tuttu, dünyaya da kafa tuttu. Konuşmadı yaptı. Yani lafı azdı, icraatı vardı. Şimdi bir takım şeylerde kaybedersiniz, bazen kazanırsınız, mücadele edersiniz ayrı bir şey. Ama
biz yaptığımız işi niye yaptığımızı abi şimdi gösteri için bize bu lazım. Bunu yapalım. Ama tabii bu işlerin sonu geldi. Demin hukuk dedik ya. Aslında millet bunları görüyor. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesini hatırlayın. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi terör destekçisi parti olarak ilan edildiler. Yani şeyde Yeni Kapı'da Enderun teravihi kılındı ve orada Konstantinopol işte Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler diye. Ya kardeşim ben destekliyorum, ben Yunanlı mı oldum yani? Nasıl böyle bir şey? Şimdi bütün bunlar toplumun gözü önünde olan şeyler. Dolayısıyla insanlar, Türkiye toplumunun şöyle bir özelliği var. Böyle çok kritik zamanlarda işin işte baskıların, şeylerin yoğun olduğu dönemlerde geriye çekilirler, biraz seyrederler. Ama asla bunu unutmazlar. Nitekim bütün 23 Haziran öncesi ne yaptılar? Bütün bu partileri terör destekçisi ilan eden iktidar Öcalan'ın kardeşini Türkiye televizyonlarına çıkardı, mektup getirip okuttu. Gerçekten şimdi bunu çok nasıl, doğru söylüyorsunuz. Sayın Bahçeli mesela diyor ki, evet, buradaki cümlesinde daha, bugün, ya bugün, kardeşim ona da bir şey söyleyecek misin yani? Bakın TRT'ye çıkarılan bugün Devlet Osman Bahçeli bu akşam evet diyor ki Kılıçdaroğlu aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz, PKK ile işbirliğinin FETÖ ile diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır diyor. Yani o yüzden bunların aslında bazen umutsuzluğa düştüğümüz zamanlar oluyor ama ben halk bunların gerekli cevabını vereceği kanaatindeyim. Peki. Son olarak Ankara'ya dönüyorum Sayın Balbay. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Gerçekten Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti bir anlamda skandal değil midir? Ve Sayın Can Ataklı'yla Mehmet Ocaktan'ın da dediği gibi yani hem küresel gücüz, asarız, keseriz, işte bütün dünyayı dize getiririz diyen bir iktidar, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın teğet geçmesine, Ankara'yı teğet geçmesine seyirci kalıyor. Yani üstelik de Çavuşoğlu'yla ilgili de görüşmek istiyorsa İstanbul'a kendisi gelsin gibi bir hani tırnak içi küstahça tavır bile sergileyebiliyor. Yani mesele böyle bir gerçeğin halka hala çok başka bir şekilde yansıtılıyor olması. Yani bu da gerçekten bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii Sedef Hanım bir defa Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelip böyle bir ziyarette bulunması, bir kişinin herhangi birimizin evine balkondan girip odalarımızın birinde aile üyelerimizden birini görüp sonra odalarımızdan almak istediği bir şeyi alıp gitmesine benziyor. Devletler hukuku bunun için var. Yani size gelecekse bir ziyaretçi kapınızın zilini çalacak. Siz kapıyı açacaksınız. Buyur edeceksiniz. Siz kendi istediğiniz yerde ağırlayacaksınız. Yani nasıl aile hukukunda insanlar arası ilişki böyleyse devletler hukuku da hani benzetmek anlamında söylüyorum. Özü budur aslında. Ama biz Türk bu noktaya Sedef Hanım tabii adım adım geldik. Birkaç dakika içinde özetlemek istiyorum. 1 Mart 2003 tezkeresinde o dönemin başbakanı olarak Erdoğan, Abdullah Gül, tabii Erdoğan da başbakan olmamasına rağmen AKP genel başkanı olarak Amerika'ya başbakan olmadan gidip her türlü sözü verip dönen ilk kişidir. Bir parti genel başkanı olarak 1 Mart tezkeresi meclisten geçmeyince o dönemi sizler de anımsayacaksınız. Amerikan elçiliği ve yöneticileri bize Türkiye gibi ülkelerde parlamentoydu, yargıydı. Bu tür şeyler lazım değil dediler. Hmm. Yazdılar bunları. Doğru. Bir kişi olacak, onunla muhatap olacağız. Ona her istediğimizi hallettireceğiz dediler. İşte o günden
bugüne geldik ve Orta Doğu tipi bir tablo, bir Türkiye haline geldik. Devlet kurumlar kurumudur. Yani kurumlar vardır ve üzerinde bir devlet kurumu olur. O kurumlar kalktı mı devlet kalmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir rejiminde, hatta imparatorluklarda, saltanatlarda bile şahsım diye bir devlet yoktur. Bu noktaya geldik. Ve şimdi Erdoğan'ın, yani bir tek kişi olarak baktığımızda Türkiye-Amerika ilişkileri kötü, Trump-Erdoğan ilişkileri iyi. Olur mu böyle bir şey? Ama var. Trump diyor ki Erdoğan, ben her istediğimi yaptırıyorum diyor. Gayet iyiyiz diyor. Türkiye'de zaten biliyorsunuz Trump seçilsin diye iktidar çevresinden pek çok kişi devreye girdi. Hakikaten bir devlet yapımızın olağanüstü zedelendiği bir durumla karşı karşıyayız. Aslında Sedef Hanım, bütün etrafımızda vaktimiz olsa tek tek konuşurduk ama bugün yine Putin'in söylediği sözlerden biri. Ben Türkiye'yi ikna ettim diyor. Sen Karabağ'da lazım değilsin diyor. Yani Bakü'ye git dedim diyor. Ve bizim Türkiye ilişkilerimiz Suriye'deki gibi olmayacak diyor. Biraz önce sevgili Ocak'tan söyledi. İşte Libya'da Rusya'nın desteklediği Hafter'le bizim desteklediğimiz Sarraç, ki biz böyle Hafter'i düşman ilan ettik, anlaşıverdiler orada. Ne oldu? Rusya'nın dediği bir anlamda oldu. Suriye'de de gözetleme kulelerinden çekiliyoruz. Bir anlamda hakikaten Rusya Türkiye'ye böyle bir mesaj vermiş oluyor. Bizim diplomasi yoğunluğumuz Sedef Hanım, uzun zamandan beri dünyada ilk 7-8 ülke arasındadır. Coğrafyamızın gerçeği bu. Balkanlar karışır, bizi de ilgilendirir. Kafkaslar'da bir şey olur, doğal olarak biz de ilgileniriz. Ortadoğu'daki olan bizi de bağlar. O yüzden diplomasimizin çok güçlü olduğu bir süreçteyiz. Ama ne yazık ki tamamen o mekanizmaların ortadan kalktığı, onun yanında Dışişleri Bakanlığı, devlet gibi böyle bir mekanizmanın da ortadan kalktığı bir tabloyla evet, karşı karşıyayız. Evet. Ama bunun konuşabiliyorsak, hani tabii ki muhalefet partileri dile getiriyor, çözümünü bulacağız. Evet. Biraz hakikaten Ataklı'nın da söylediği gibi kabul edilemez bir tabloyla karşı karşıyayız ve yakın gelecekte hani bir umut yok gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun şunun ben altını özenle çizmek istiyorum. Dün Yılmaz Özdil de çok güzel vurguladı. Toparlayalım Sayın Balbay. AKP'nin Türkiye'ye verebilecek, toparlıyorum, Türkiye'ye verebileceği bir şey kalmadı. Derse verse kaos verebilir, hukuksuzluk verebilir, benden başkası yok diye bir dayatmada bulunabilir. Ama ben bu halkın, bu toplumun değiştirme duygusu edindiğini biliyorum. Yani bizim halkımızda hani hangi duygu var, hangi duygu yok uzun uzun konuşabiliriz ama şu duygu var, değiştirme duygusu. Bunlarla olmuyor duygusu. Ben bu sürecin içine girdik artık diyorum. Peki. Pandemi fırsatımız olmadı. Evet, orada bunu da yine konuşacağız. Bugün ben dedi Palandöken'de konuştum evet, ben. Önümüzdeki birer hafta... cümle söyleyeyim. Palandöken'in söylediği 1 milyon kişi işsiz kaldı Sedef Hanım. Bu 1 milyon kişi ailesiyle 5 milyon demek, onlarla ilgili bir cümle kurmadan sadece bu yasakları söyleyen bir devlet değildir. Kanal İstanbul'da da Montreux boyutu konuşulmuyor. Önümüzdeki günlerde maalesef konuşmak durumunda kalacağız ama ben o yanıyla da şüpheliyim. Evet. Başka sözler mi verildi? Sayın Balbay, bunların hepsini konuşacağız. Haftaya zaten yeniden beraber tamam, olacağız. Arzu ediyorsanız siz ya da Can Bey de moderatörlüğü alabilir. Yani süreyi aynı anda tutturmak kolay değil. Böyle bir görev şeyi de, dağılımı da yapabiliriz. Bunların hepsini konuşacağız önümüzdeki hafta birlikte olduğumuz zaman. Ama bir sonraki yayınımıza da duyduğumuz saygıdan dolayı toparlamak durumundayız. Pazartesi başlıyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya selam ediyorum. Son bir şey söyleyeyim. Yani Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya teğet geçmesini biz eleştiriyoruz. Bunun bir skandal olduğunu söylüyoruz. Ama tabii ki bu skandalın sorumlusu sadece Amerikan Dışişleri Bakanı değil. Bunun da üzerine düşünülmesi gerekiyor diye bitirelim. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere pazartesi diyelim. Pazartesi başlıyorum. İyi akşamlar. Aa, pazartesi başlıyor. Can Ataklı, kaçırmayın.